siyasetin bugünlerdeki önemli konularından bir tanesi hepinizin bildiği gibi barolar, daha doğrusu avukatlık yasasında yapılan bir takım değişiklikler ve çoklu baro denilen sisteme geçişi sağlayacak yeni yasal düzenleme. Bu düzenlemenin komisyondan geçtiğini ve pek yakında Meclis Genel Kurulu'na ineceğini öngörüyor herkes. Çünkü bundan sonra o kaldı ve bu yasalaşırsa eğer şöyle bir şey olacak. 5000'den fazla üyeye sahip barolar içerisindeki avukatlar eğer arzu ederlerse 2000 tanesi bir araya girip yeni bir baro kurabilecekler. Bu durumda mesela İstanbul'da galiba 24 baro olabiliyor. Ankara'da ve İzmir'de pek çok baro olacak. Anadolu illerinde böyle bir şeye imkan sağlayan ilimiz yok. Çünkü 5000 üzerinde sadece bildiğim kadarıyla bu 3 ilimizde avukat sayısı yetiyor barolarda. Bu tabii pek görülmüş bir şey değil. Medeni dünyada çok sıklıkla rastlanan bir şey de değil. Gerçi kimileri ya var falan diyorlarsa aslında yok. Dedikleri şunlar, işte avukatların birlikleri var, organizasyonları var, dernekleri var falan. Bunlar baro işlevinde değiller ama bazıları diyor ki işte orada da çoklu baro var. Aslında böyle bir çoklu baro belki bir iki yerde vardır ama medeni alemde ben pek açıkçası hatırlamıyorum. Sonuç olarak bütün bu okların hedefinde de bir süreden beri Barolar Birliği Başkanı Sayın Metin Feyzioğlu var. Çünkü Metin Feyzioğlu geçmişte AK Parti iktidarıyla ve Cumhurbaşkanı ile çok ters düşerken ve hatta onun yüzünden yargı açılış töreninde Başbakan ve Cumhurbaşkanı beraber töreni terk etmişken onun sözlerini alıp şimdi aralarında çok uyumlu bir ilişki varmış gibi görüntü veriliyor olması ya da böyle bir inanca sahip olması avukatların Feyzioğlu'na tepkide de arttırıyor. Ve kimileri de diyorlar ki bu düzenleme Feyzioğlu görevini sürdürebilsin diye yapılıyor. Çünkü Feyzioğlu'na şu anda artık eski destek yok. Özellikle bu üç büyük kentin barosundan. Ve bu yapılan işlemede gerekçe olarak temsilde adalet deniyor. Çünkü diyorlar ki farklı görüşlerde avukatlar var. Ancak bunlar özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük barolarda bir türlü baro yönetimini ele geçiremiyorlar. Ve hep tek bir tarafın barosu gibi oluyor bu. Buna karşılık da bazıları da diyor ki kardeşim doğru haklısınız bunda bir sorun olabilir. Gerçi Türkiye'nin her tarafında temsilde bir adalet meselesi var. Ülkede %10'luk seçim barajı varken temsil adaletten bahsetmek komik oluyor. Ama yine de haklısınız barolarda temsilde adalet olsun baro meclisleri kurulsun diyenler var. Ancak bu önerilerin hepsine şu anda kapalı bir şekilde devam ediyor görüşmeler. Bundan sonra ne olacak ne olmayacak bilmiyoruz ama bu akşam konuğumuz Sayın Metin Feyzioğlu hedefteki adam. Metin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Belli ki tatil yapamamışsınız. Yaz günü yok hala. Yok, yok. Önce size teşekkür ediyorum. Hayırdır niye? Davet ettiğiniz için. Bizim işimiz bu. Herkes davet ediyor. Benim işim de anlatmak. Siz davet edince elbette koşa koşa geldim. Size teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben de vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Onlar da izliyorlarsa tabii evet. Tabii. İzleyenler çok etmek lazım. Hakikaten bu yaz sıcağında böyle sıkıcık onları da izlemek bir vatandaşlık vatandaş için önemli bir iş. Gerçekten onlara daha çok teşekkür etmek lazım. Bizim işimiz bu. Sizin de benim de. Onlar işleri olmadığı ülke sorunlarıyla ilgilenen kişiler oldukları için onlara teşekkür etmek konusunda son derece haklısınız. Şimdi bu programda hiç yapmadığım bir şey yaptık. Siz dediniz ki ben baro başkanıyım. Diğer barolar, yani Barolar Birliği Başkanı, diğer baro üyeleriyle bir araya gelip onlara tartışan görüntü vermek istemem dediniz. Ben de şöyle bir şey yaptım. Sizi kimseye tartıştırmak amacında değilim ama çeşitli hukukçulardan görüşler aldım. Baro başkanından almadım sizin şeyiniz. Bir tek İstanbul Barosu Başkanı'ndan sözlü olarak görüntülüyle aldık. Onları da size program sırasında izleteceğim ve onların da bununla ilgili itirazlarına, bu konuyla ilgili itirazlarına cevap vermenizi rica edeceğim. Hemen başlayalım. Siz çoklu baro için ne diyorsunuz? Şimdi müsaade ederseniz bir 3-4 dakika bir de benden 5 dakika. Ne demek? 5 dakika olsun. Sürece ilişkin bir berraklaştırmaya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bir çerçeveye oturtalım. Muhakkak surette eksik anlattıklarım olacaktır. Daha aydınlansın istedikleriniz olacaktır. Onları da zaten soracaksınız. Ben de bu vesileyle açıklamış olacağım. Şimdi çoklu baroya, Türkiye Barolar Birliği hep karşıydı. Dün de karşıydı, bugün de karşı, yarın da karşı olacaktır diye düşünüyorum. 80 baromuz var bizim. Türkiye'nin 81 değil mi? Yok. Bayburt'ta baro yok. Bayburt'ta baro yok. Bayburt'ta baro yok. Bayburt'taki baro bir yer. Belki kurulur ama şu anda baro yok. 80 baro ve Türkiye Barolar Birliği'nin
bu konuda hiçbir görüş ayrılığı yok çoklu baro konusunda. Bunu netleştirelim. Bunu çıkabildiğim her kanalda anlatıyorum. Kendi sosyal medyamızda anlatıyorum. Türkiye Barolar Birliği'nin web sitesine, sosyal medyalarına baktığınızda görürsünüz zaten anlatıyoruz. Neden yanlış? Bunu ifade edeyim. Çünkü çoklu baroya karşıyız deyip kenara çekilmek yetmiyor. Zihinlerde bunun neden yanlış olduğunu da sorgulatmamız lazım. İnsanlar da kendi kararlarını versin. Şimdi daha demokratik, işte insanlar istediği gibi seçsin vesaire deniyor. Benim endişem şu, çoklu baro oluşursa eğer, üç büyük şehrimizi doğrudan ilgilendiriyor ama kendilerini, bakın, hiç ilgilendirmeyecek olsa bile 20 sene, 30 sene sonra bile illerinde çoklu baro kurulacak sayıya da ulaşılma ihtimali bulunmasa da Anadolu da ayakta. Neden evet. yapıyorsunuz bunu? O zaman bir düşünmek lazım bunu. Yani hiç ilgilendirmiyor, niye Çorum karşı, hiç ilgilendirmiyor, niye Afyon karşı, niye Yozgat karşı, dur bakalım. Bunu bir kere daha bir düşünmek lazım. Çünkü benim endişem ya da bizim endişemiz bir mezhepçi barolar kurulabilir. Mezhep özelinde. İki etnikçi barolar kurulabilir. Mezhepçi baroyla etnikçi baronun bizim mesleğimizle ne alakası var? Çünkü hiç alakası yok. Anayasa madde 135'e göre meslek örgütleri mesleki dayanışma amaçlı kurulur. Etnik dayanışma ya da mezhepçi dayanışma fevkalade sıkıntılı olur. Bir başka endişemiz daha var. İktidar yarın öbür gün değişir, o olur bu olur, hiç önemli değil. Önemli olan şu, barosuna göre avukatın muamele gördüğü lafı çıkarsa, şu barodan avukat daha şanslı diye bir algı ortaya çıkarsa, bu Türkiye'de zaten sıkıntılı olan yargının güvenilirliğini daha da beter eder. Bir başka temel sorun daha var. Şimdi o işte bir tane başsavcı var. O bölgenin başsavcısı var. Muhatabı da baro başkanı. Şimdi başsavcının karşısına siz iki eşit, üç eşit çıkardığınız zaman o eşitler her başsavcının karşısında eşit olmuyor. Olmuyor. Eşitler arasında birisi birinci olacak. Birisi birinci olacak, öbürlerinin hakkı yeterince korunmuyor olacak. Yani aynen. Başsavcının tercihine, yaklaşımına göre diğer baro başkanlarının gücü o oranda olmayacak. Böyle bir sıkıntı var. Bunu da geçtim. Teknik olarak başka çok büyük bir sıkıntı daha var. Şimdi staj eğitimi bizde zorunlu. Hatta daha da teknik bir şey söyleyeyim size. Yargı reformu strateji belgesinde taahhüt var. Diyoruz ki orada... Baro sınavı. Baro sınavı zaten geliyor. Baro sınavı değil de mesleğe giriş sınavı geliyor. Stajyer avukatların sigortalı çalışma imkanı gelecek inşallah çok yakında. Bu durumda da bir şart gelecek. Staj eğitimini aksatmamak kaydıyla diye bir şart gelecek kanunda. Öyle sanıyorum. O zaman kim staj eğitimini daha esnek veriyorsa... O baro tercih edilir hale gelebilir. Bu kaliteyi çok düşürür. Yani bizde staj eğitimi çok devam gerektirmiyor. Buraya buyurun. Bir başka yine benzer bir şey. Yani kamu hizmetinde Fatih Bey, rekabet kaliteyi arttırmıyor. Tam aksine kaliteyi düşürebilir. Disiplin soruşturmaları, kovuşturmaları. Kim yapacak? Bu baroda biraz daha gevşekmiş, esnek. Daha esnekmiş denilerek tercih sebebi olmaya başlarsa eğer o baro... Bu durumda bizden hizmet alanların aldığı avukatlık hizmetinin kalitesi sıkıntıya girer. Şu da var Sayın Başkan, şimdi atıyorum bir baro disiplin konusunda ve etik kurallar konusunda çok daha tutarlı. Şimdi diyelim ki ben sizi baroya şikayet ettim. Siz de A barosuna kayıtlısınız. O baro size meslekten men verdi 3 ay veya başka bir ceza verdi. Öbür baro dedi ki ya baba boşver sen gel bize ceza meza yok. Ne olacak? Şimdi orada çözüm kendi içinde var. Orada kalıyor dosya. Yani dosyası intikal etmiyor mevcut durumda. Yani siz baro, ceza bittiği zaman siz, öbürüne geçiyor. Siz tabii siz baro değiştirerek dosyadan kurtulamıyorsunuz. Orada kalıyor ama çok önemli bir noktaya aslında temas ettiniz. Şimdi avukatlık ortaklıkları var. İkimiz bir avukatlık ortaklığı kurabiliriz sizinle. Ben birine gideriz, siz birine gidersiniz. Ben öbüründe olabilirim. Buna da izin var.
sizin baronuz aynı yaptığımız işte o da. Sizin hakkınızda soruşturma açmayabilir, benim hakkımda açabilir. Yani, evet. O zaman birlikte bir suç işlemekle suçlanıyoruz ama iki farklı disiplin merciğine tabiiz. Bunun ileride yukarıda Türkiye Barolar Birliği'nde bu sıkıntıların çözülmesini beklemek vakit kaybı. Bir de Türkiye Barolar Birliği disiplininin gücü yetmez. Yani zaten son derece ağır 130 bin avukat var. 130 bin avukat var. Zaten ağır bir dosya yüküyle uğraşıyor hem yönetim hem disiplin kurulu. Böyle sıkıntılar var. Peki nasıl sağlanabilirdi işte avukatların kendilerini daha fazla temsil ediliyor gibi hissetmeleri? Bir sorunumuz da var. İstanbul Barosu işte 50 bin kişi bugün. Seçimlerde 48 bin kişiydi, evet. Bir buçuk sene önce. 24 bin avukat seçime gitmiyor. Kopmuş, barosunun yönetimiyle ilgisi yok. İlgisi yok. Ve 8 bin kişinin oy verdiği bir liste bütün oyları alıyor falan. O zaman bir demokratik katılımı sağlayacak başka çözümler üretilmesi lazım. İşte söylediğiniz gibi baro meclisi olabilir. Seçim sisteminin değiştirilmesi tartışılabilir. Hangisi adaletliyse böyle bir tartışmaya girilebilir. Ama çoklu baro derde deva değil, yepyeni dertler açacak. Başa bela. Şimdi bu çerçeveyi oturttuktan sonra biz Mayıs 2019'da bir çok kısa geri dönelim, hemen buraya geleceğim. Mayıs 2019'da biliyorsunuz yargı reformu açıklandı. Öncesinde çok ciddi bir fikri çalışma var, büyük emek var. Biz Barolar Birliği olarak doğrudan katıldık, barolarımız katıldı, akademisyenler katıldı falan. Ve ciddi bir hazırlık çıktı ortaya. İşte siz demin bahsettiniz, sınavı getirdik. Hukuk fakültelerinin kalitesinin arttırılması için giriş eşiğini ciddi şekilde yükselttik. Dolayısıyla anormal bir kontenjan vardır hukuk fakültelerinde. İhtiyacımız olmayan sayıda hukuk öğrencisi alınıyor. Ondan sonra onların ne yapacağımızı bilemiyoruz. Hem eğitim kalitesi düşüyor hem de iş yok. İş yok. İş sorunu doğdukça da meslekte kaliteyi sağlamamız zorlaşıyor. Bunları çözecek bir takım uygulamalar ya da düzenlemeler vaat edildi. Seri muhakeme, basit yargılama gibi yüz binlerce yeni iş imkanı yaratıldı. Şimdi bizim derdimiz şu, bunu herkesin bilmesini istiyorum. Bana kızdıklarını biliyorum bazı izleyenlerim, bazı meslektaşlarımın da kızdığını biliyorum. Fakat 130 bin avukat var. 130 bin avukatın tahmini herhalde 20 bini, 30 bini artık yavaşlatmıştır işlerini. Ya vergi levhasını kapamıştır ya da emekliliğe adım atmaya başlamıştır. 90 bin bizim tahminimiz çok aktif avukat var. Yani çalışmak zorunda yaşamak için. Şimdi vereceğim sayı korkunç. Bunun 50 bini Fatih Bey 5 yıl kıdemin altı. Yani aktif iş gücümüz 90 binse bunun yarısından fazlası 5 yıl ve 6 kıdemde. Yani bu şu demek. Bu genç kardeşlerim iş bekliyor. Ekmek peşinde. Derdi büyük. Bu da bizim omuzlarımızda. Bir başkasının omuzunda değil. Bunu biz çözmek zorundayız bir şekilde. 18 bin gencecik meslektaşın da 1 yıl kıdemin altı. Yeni mezun. Ya yeni mezun. İşte hele pandemi dönemini düşünün. Yazıhane açtıysa iş yok. Bitti. Battı. İş arıyorsa kapıyı çalan yok. Mümkün değil yani, hiçbir yerde iş bulamaz bu arkadaşlar. Peki bunların derdini nasıl çözeceğiz? Bizim yani kaçınılmaz olarak yürütmeyle çalışmamız lazım. Adalet Bakanlığı'yla. Sadece Adalet Bakanlığı yetmez. Hazine Maliye'yle çalışmamız lazım. Çalışma Bakanlığı'yla olması lazım. Ticaret Bakanlığı'yla çalışmamız lazım. Bir sürü bakanlıkla işimiz var. Yasama organı. Biz yasama organını ikna etmeden kendi aramızda konuştuğumuz ne faydası var ki? Şimdi Metin Bey, şimdi ben sizin şimdi nereye, lafı nereye getirdiğinizi anlıyorum. Şimdi size yönelik en önemli suçlamalardan bir tanesi zaten meslektaşlarınız, yani sizi yakinen tanıyan bazı meclisler bana da yollar bunu. Diyorlar ki niye 180 derece değişti, niye hükümete, iktidara yanladı diyorlar. Siz şimdi onu anlatmaya çalışıyorsunuz. Diyorsunuz ki çünkü beraber çalışmak zorundayız avukatların geleceği için. Peki, şimdi buna da cevap verirsiniz beraber tabii, diye sorayım ben size. Muhakkak. Peki başbakanla kürsüden kavga ederken bunu fark edemiyor musunuz? Yani, o gün niye kavga ediyorsunuz, bugün niye etmiyorsunuz? Yani evet. Birdenbire bir gökten bir şey geldi, aydınlandınız mı? Yoksa eskiden avukatların sıkıntısı yoktu, şimdi mi sıkıntılar başladı? Ya şimdi avukatların sıkıntısı var, ben artık hükümetlerle iyi geçinmeliyim noktasına mı geldiniz? Hayır, birkaç şey oldu. Birincisi,
hükümet çözüm için bize adım attı. Bunları birlikte çözelim diye. Yargı reformu strateji belgesinde gelin bunları birlikte çözelim diyor. Bu Sayın Adalet Bakanı'nın da çok uygulamadan geliyor ve çözüm Adalet odaklı. Adalet Bakanı genel olarak çok pozitif buluyor. Çok çözüm odaklı bir yaklaşım sergilemesi. Dolayısıyla köprü oldu. İkincisi Türkiye bir darbe girişimi atlattı. Dolayısıyla muhakkak surette anayasanın ikinci maddesinde tanımlanan devletin bizim tarafımızdan adalet devletin temeli ise desteklenmesi gerekiyordu. Biz iktidar ve şey ayrımı yapmak zorundayız. Üçüncüsü sayımız katlanarak arttı. Yani sayı ben göreve başladığımda 72 bindi Fatih Bey. 72 binde aldım 7 sene önce. Yani 7 senede 72 binden 130 bine çıkan bir başka meslek herhalde yoktur Türkiye'de. Ben bilmiyorum. Çözmemiz lazım bu sorunları. Ağırlaştıkça ağırlaştı ekonomik şartlar ve meslektaşlarımın beklentilerini dinliyorum ben. Yani kulağımı kapayıp bana ne demiyorum. Talep var meslektaşlardan. O ciddi talebi çözmemiz lazım. Biz bir şey yani sizi hükümetle barıştıran, Cumhurbaşkanı'yla daha yakınlaştıran darbe girişimi oldu. Onu söylüyorsunuz. Darbe girişimi bir önemli başlangıçtır. Önemli bir olaydır ve darbe girişiminde biz tabii... Yani siz de Devlet Bahçeli gibi, Doğu Perinçek gibi düşünüyorsunuz. Onlar ne düşünüyor bilmiyorum. Ya onlar o dönemden sonra yakınlaştılar. O dönemde zaten biliyorsunuz herkesin darbeye karşı darbeye olması... Darbeye karşı olmak ayrı bir şey tabii. Kuşkusuz ve destek vermemiz lazımdı. Onu da verdik. Çünkü bizim mesleğimizin darbe döneminde zaten... Uygulanması mümkün değil. Zaten uygulanması mümkün değil. Uygulanması biraz sıkıntılı oluyor yani. Yok yani mümkün değil. Ve yani Türkiye'yi paramparça edecek... Gerçi bak ama öyle mi mesela 12 Eylül sonrası kahramanlık destanı yazmış avukatlarımız var yani Türkiye'de. Hala var. Hala var yani bugün de var. Bizim aslında meslektaşlarımız her gün koridorda bir destan yazıyorlar da onlar çok duyulmuyor. Yani Instagram'da çok kimse onları izlemiyor. Benim anlatmak istediğim şey şu. Önemli bu kanaatimce. Birlikte çalıştık. Bir yargı reformu belgesi ortaya çıktı. Bu bir fırsattır. Bu bir fırsattır. Çünkü hepimizin bu sorunları birlikte üstlenmemiz lazım. Cumhurbaşkanı ben bunu açıklayacağım. Gelin dedi bize. Hı hı. Gelin dedi. Ben gittim. Bütün baro başkanlarına davet gittim. Şimdi ilişki kurmak, biz sizinle yıllardır tanışıyoruz değil mi? İlişki kurmak bir günde olmuyor. Şimdi siz bana geçenlerde bir yazı yazdınız. Hatırlıyor musunuz? Bir eleştiri çok yazdınız. Beni çok eleştirmediniz. Bir kere çaktınız, ağır çaktınız. Çakarım. Güzel, hoşuma gitti benim de. Doğru bir şey. Dedi, yazmak zorunda değildiniz ona. Çabuk öfkeleniyorsun. Yapma diye bir yazınız var. Ben size hemen mesaj yazdım. Çok haklısınız. Mutlaka dikkat etmek lazım. Uyarınız için teşekkür ederim diyor. Faydası oldu mu? Oldu. Ama neye dayanarak yazdınız onu? Eski hukukumuza dayanarak yazdınız. Yani çünkü ben bu adamı tanıyorum. Bu adam iyi işler de yapıyor. Yanlış yaptığı zaman da söyleme hakkım var diye dayanıyorsunuz. Bu ilişkidir. İlişki bir günde kurulmuyor. Şimdi Cumhurbaşkanı çağırmış bizi. Külliye'de bir açıklama yapılacak. Bakın adli yıl açılışı değil. Yargı reformu açılışı. Bu bizim işimiz. Belgenin üçte biri doğrudan avukatlarla ilgili. Kalan üçte ikisi de yine bizle ilgili. Buraya Ankara, İstanbul, İzmir gelmedi başkanları. Üzülerek söylüyorum. Protesto edebilirsiniz belki ama hayat bana şunu öğretti. Bir de ne değişti dediniz. Hayat bana sürecin içinde olursanız bunu yönlendirme imkanınız belli oranlarda olabilir. Ama bakın bu baro işini yönlendirebilirsiniz. Anlatacağım onu. Ama tamamen dışında olursanız hiç şansınız yok yönlendirmeye. Hiç şansınız yok. İçinde olursanız, sürecin içinde olursanız protesto etmek yerine belki imkanınız olabilir. Ama sürecin içinde olup da yönlendirme gücünüz de yok ise eğer işbirliği gibi olursunuz. Hatanın müsebbiplerine bir haline gelirsiniz. Şimdi onu da anlatacağım. Yani bu neydi, ne oldu? Yok yani, ben yani o günkü toplantıda gitmek için demiyorum ama bu baro meselesi için diyorum. Haklısınız. Ama çok daha yanlış bir şey çıkabilir. Tamamen dışında olursanız, yani bu işin dışında olursanız hiç bir şekilde yani iler tutar hiçbir yeri olmayan bir şey de çıkabilir. Nezir'e gelmedi başkanına. Sonra bir şey daha yaptık biz. Güzel bir şey yaptık. Dedik ki ya biz yasama organıyla çalışmak zorundayız. Çünkü ikna etmek zorundayım ben yasama organını. Baro başkanlarımızı davet ettik. Ev sahibi olarak gelin yasama yılının açılışında
yargı yılı değil, yasama yılının açılışında tüm hukukçu vekilleri de çağırıyoruz. Türkiye Barolar Birliği'nde bir kaynaşacağız. Meclisin 100 küsur hukukçu var. Meclisin 1/3 yaklaşık, evet. o civar işte yıllar içerisinde de değişmiyor bu, avukat. Avukat. Ama ortak hareket etme bilinci düşük, avukat olsa da. Mesleki konular, eskiye bakıyorum, 69'lu yıllara bakıyorum. Avukatlık kanunu çıkarken hukukçu vekillerin hepsi bir arada. Yani mesleğe odaklanmışlar, işe odaklanmışlar, particilik yapmamışlar. Bunları da sağlamakta biz de katalizör olalım dedik. Meclis Başkanı Sayın Şentop geldi hocam. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tüm hukukçu vekilleri geldi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin tüm hukukçu vekilleri geldi. İyi Parti'nin tüm hukukçu vekilleri geldi. Üzüldüğüm bir husus, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hukukçu vekilleri gelmedi. Protesto etti bizim. Biz bu sene yine yapacağız, yine çağıracağız. Benim için fark etmez, bizim için de fark etmez. Biz siyasetle çalışmak zorundayız. Siyaset bizimle çalışmak istemeyebilir ama biz zorlamak zorundayız. İktidarı, muhalefeti benim için fark etmez. Ankara, İstanbul baro başkanlarımız oraya da gelmedi. Halbuki mecliste işimiz var, derdimizi anlatacağız. Şöyle yan yana sohbet ederken bir vekile derdini anlatmak başka. Randevu alıp resmi bir şeyden anlatmak başka. O başka. Önceden anlatıyorsunuz, zihnine bir çentik atıyorsunuz insanların. Oraya da gelmediler. Sonra 11 Haziran oldu. Bunların hepsi adım adım geliyor. Özür dilerim, 19 Mayıs ve 1 Haziran'da biz işte baro yapısı, seçim sistemi vesaire değişiyor gibi cümleler duyuyoruz kamuoyunda. Bir şey oluyor ve mutlaka izlememiz, içine girmemiz falan lazım. Baro başkanları toplantısı yaptı üst üste. Hem 19 Mayıs'ta hem 1 Haziran'da bazı kararlar aldık. O kararların uygulanması çerçevesinde 11 Haziran'da ben tüm baro başkanlarımızı, komisyon dedik ama komisyon dışında da eğer bir komisyon kurmak istemezseniz herkes katılsın dedik. Adalet Bakanı'ndan randevu aldık. Bakın daha ortada somutlaşmış, meclise verilmiş bir teklif yok. Adalet Bakanı'ndan randevu aldık. Anadolu'dan çok sayıda baro başkanımız geldi. Ankara İstanbul başkanları katılmadı Adalet Bakanı'na. Hatta İstanbul Barosu bir karar almış, basından okuduk bunu. Teklif geri çekilinceye kadar biz hiçbir müzakereye katılmayacağız. İyi güzel de teklif yok ortada. Hani meclise verilmiş bir teklif yok. Zaten bu görüşmelerde öğrendik ki bir çoklu baro alternatifi üstünde konuşuluyor. İki, çoklu baronun sağlayacağı düşünülen fayda baro meclisiyle acaba sağlanabilir mi diye konuşuluyor. Nispi temsil ayrı konuşuluyor vesaire. Teklif somutlaşmamış. İstanbul Barosu karar almış. Biz görüşmelere katılmayacağız diye. Saygı duyuyorum. Bir protesto hareketidir, bir duruştur. Fakat süreci etkileyebileceğini düşünmüyorum. Peki Metin Bey, şimdi güzel söylüyorsunuz da evet. Ben burada bu süreç başlarken bir program yaptım. Belki izlediniz, belki izlemediniz. İstanbul Baro Başkanı vardı, iki değerli hukukçumuz vardı. Sonra onları da burada söyledim. O gün AK Parti içerisinden bazı hukukçu, eskiden bile tanıdığım hukukçular bana dediler ki yahu kardeşim ortada bir teklif yok. Siz nereden bu abuk sabuk şeyleri çıkartıyorsunuz, böyle bir şey yok falan dediler. Onlardan bir tanesi iki gün sonra bana telefon açıp dedi ki Fatih Bey çok özür diliyorum. Ben sizin günahınızı almışım. Olmayan bir şeyi konuşuyorsunuz diye. Meğerse varmış da bizim haberimiz yokmuş. Yani şimdi bu bile aslında sizin var olduğunu iddia ettiğiniz hükümetle ya da işte Cumhurbaşkanlığı ile olan ilişkinizde sizin eksik mi ilgilendirdiğiniz veya sizin gösterdiğiniz samimiyete karşılık olmadığını göstermiyor mu? Yani böyle bir avukatlar yasası teklifi hazırlıyor. Sizin bile haberiniz yok meclise gelinceye kadar. Peki şimdi ifade edeyim onu. Tam değil, şöyle değil. Bahsettiğiniz gibi taslaklar var. Demin ifade ettim aslında. Bir grup diyor ki biz çoklu baro oluşturmalıyız. Bir yazıya dökülmüş olmasa da ana fikir olarak var. Bir grup diyor ki onlara karşı niye çoklu baro niye oluşturuyorsunuz? Bundan fayda sağlayamayız. O sizin düşündüğünüz fayda orada değil. Şu şekilde sağlanır diyor. Ve benim bildiğim kadarıyla mecliste iktidar grubu içerisinde de çoklu baro desteği o tarihte fazla değil. Değil, hiç yok. Yani kimle konuşursanız
değil diyor. Yani çok az. Dolayısıyla siz eğer yasama organında karar alıcı değilseniz, el kaldırıp oy verme yetkiniz yoksa başka çareniz yok. Siyaset mekanizmasını etkilemeye çalışacaksınız. Bu durumda da bizim karşımızda ne var? Çoklu baroyu istemeyen vekiller var. Çoklu baroyu isteyen vekiller var. Desteği nereye vereceksiniz? Çoklu baroyu istemeyenlere vereceksiniz. Onların elini zayıflatacak girişim yapmayacaksınız. Bu tarafa da malzeme vermeyeceksiniz. Çoklu baroyu destekleme anlamında ya da onların tezini güçlendirme anlamında da malzeme vermeyeceksiniz. Ortamı hazırlamayacaksınız. Ve gerçekten de somut bir teklif yok. Olsaydı zaten hemen çıkardı ortaya. Yani biliyorsunuz lafı ortaya çıkar. Bir hafta sonra, 10 gün sonra çıkardı. 2 ay geçti bakın. İlk sözün ortaya çıkmasından sonra 2 ay geçti. Bu da şunu gösteriyor. Somutlaşmamıştı. Bizim için altın değerinde 2 ay. Bu 2 ayı çok ciddi bir koordinasyonla geçirsek farklı olurdu. Yapamadık. Kabahat avukatlarda mı oldu şimdi yani? Yok, avukatlarda değil. Tamamen bizim içimizde. Yani bizle ilgili bir şey anlatıyorum. Baro. Evet, yani amacımız, hedefe konsantre olursunuz. Dersiniz ki ben çoklu baronun yanlış olduğunu anlatacağım. Hem kamuoyunu anlatacağım, tek vücut. Hem de siyaseti anlatacağım. Çünkü neticede milli iradenin tecelli edeceği yer meclis. Yani başka yer değil, orayı ikna etmek zorundasınız. İkna edebilmek için de görüşeceksiniz. Var mı elinizde bir yol? Yapamazsın, buna gücün yetmez derseniz inatlaşmaya girer. Bu inatlaşmaya girer, itişmeye girer ve çıkmayacağı çıkarttırırsınız, zorla yaptırırsınız. İstemeyenin elini zayıflatırsınız, isteyenin elini yapamazsın gibi manifestolarla, emir kipleriyle güçlendirirsiniz. Belki o an çok böyle yüreğinizi soğutur sert cümleler ama yine bana idarecilik tecrübemin öğrettiği, sert cümleler yerine el uzatmak, daha yapıcı olmak daha faydalı olur diye düşünüyorum. Bu bizim bir tarz. Yani siz tavır değişikliğinizi idareci olarak olgunlaşmanıza ve iş yapma biçiminin nasıl olması gerektiği konusunda kendinizi artık daha farklı konumlandırmanıza mı bağlıyorsunuz? Birkaç şeye bağlıyorum. Ben 5 sene önce kendime baktığımda bu değilim. Evet, değilsiniz. Siz de değilsiniz. Ben biraz daha buna yakınım belki. Yok, siz de değilsiniz. Ama 20 sene önce ben de böyle değildim. Siz de değilsiniz. 10 sene önceki siz hiç değilsiniz. Eğer 1 sene önceki gibiysek her şeyimizde hiçbir şey değil. O 1 sene ziyan olmuştur. Tabii ki ben değiştim. Ama biraz önce ifade ettim. O taraftan da yani hükümet tarafından da gelin bu işleri birlikte yapalım diye Adalet Bakanı eliyle bize el uzatıldı. Şimdi el uzatılmış ne yapacaksınız? Yumruk mu açacaksınız? Hayır. Tersleyecek misiniz? Hayır, tabii birlikte çözelim diyeceksiniz. Ya da bırakacaksınız, siyasi particilik yapacaksınız. Ben siyasi particilik yapmıyorum. Ve yapmaya hakkım yok bu pozisyonda. Ha, giderim, ayrılırım, siyasi particilik yaparım, o zaman her şeyi söyleyebilirim. Bir ara zaten CHP'nin başına geçeceğiniz şey falan. Ben hiç demedim ama yakıştırıldı. Sadece bu soruları siz de sordunuz bana. Ben bu yakıştırmalardan gurur duyarım ama ben siyaset yapmıyorum dedim. Sonra bir şey daha oldu bu arada. 11 Haziran'da biz meclise de gittik. Gelen başkanlarla. Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun başkanlığında 17 başkan katıldı meclis görüşmelerine. AK Parti meclis grubu 2 grup başkan vekilini görevlendirdi. Birisi Özlem Zengin, öbürü Cahit Özkan. Özlem Hanım benim anladığım kadarıyla çoklu baroya uzak duruyor. Cahit Bey anladığım kadarıyla çoklu baroya daha sıcak bakıyor. Şimdi bir isteyen var, bir istemeyen var. İkisi de hukukçu mudur? İkisi de avukat. İkisi de avukatlıktan geliyor. Bir isteyen var, bir istemeyen var. Yani iki taraftan da grup başkanı görevlendirme yapmış Naci Bostancı Hoca. Peki, 4 saat, 3 saat 45 dakika mecliste görüşüldü. Şu soruyu sordular bizim heyete. Siz buradasınız tamam ama çoklu baro alternatifi de konuşuluyor.
Ve çoklu baronun doğrudan ilgilendirdiği 3 baro var. İstanbul, Ankara, İzmir. İstanbul, Ankara, İzmir. Onlar niye yok dediler. Onlar gelseler de bir sorun var, bu sorunu şöyle çözmeyi de düşünebiliriz deseler daha iyi olmaz mı dediler. Buna benim verecek bir cevabım yok. Olmalılardı. Olmalılardı. Tercihtir ama etkili bir yol mudur acaba diye soruyorum. Şeyle de görüşüldü. Cumhuriyet Halk Partisi grubuyla da görüşüldü. Onlarla da 3 saat o gün görüşüldü. Meclisten gece 2'de çıkıldı. Bakın sayı sınırı falan da yok. Kaç baro başkanı gelirse gelsin. Önemli bir görüşmedir, önemli bir gündür bu. Kaç kişiydiniz toplamda? Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nu çıkartın. Meclisteki görüşmelere 17 baro başkanı katıldı ve tamamı Anadolu. Tamamı Anadolu. Ve dedim ya Anadolu barolarını kim şu anda mevcutlarından hiçbiri vefat etmese, mesleği bırakmasa bile 20 yıl, 30 yıl hiç ilgilendirmiyor. Hiç ilgilendirmiyor. O kadar uzak belki yani. Belki sonsuza gelmeyecek. 5000'e ulaşmaz o kadar şey. Ama bir ilkedir bu. Yani ben kurban olayım onlar çok samimi olarak. Hepsi karşı. Hepsi karşı. Ya buradan da ben meclise de bir kez daha sizin vasıtanızla sesleniyorum. Bakın Anadolu'yu hiç ilgilendirmese bile ben çoklu baroya karşıyım diyorsa eğer Anadolu. Burada bir şey var. Ya burada bir şey burada var. Bir şey. Ne olur bir dinleyin. Ne olur bir dinleyin. Sonra komisyon çalışması için davet geldi bize. Bu teklif verildi. Komisyon çalışması için de davet geldi. Pandemi şartları 1 Haziran'da açıldı herhalde meclis. 1 Haziran'dan beri kanun çalışmalarına bir kişi alıyorlar kurumlardan uzman olarak. Bilirsiniz o işte meclis iş tüzüğü 30-31. Madde milletvekilleri dışında uzman olarak yani komisyon size bir şey sorarsa katılmak üzere uzman çağrılır. Bir kişi çağrılıyor. Sıkıntılı bir şey. Çünkü. Şimdi isterseniz bir ara vereyim, bir reklam tabii. Arası vereyim. Bununla ilgili İstanbul Baro Başkanı'nın da itirazları var. Hem de onu ekrana yansıtırız. Ondan yazı da aldık sorusunu ve konuyla ilgili yaklaşımını. Onu da gösteririm, sonra beraber cevap veririz. Bir kısa ara. Metin Bey, şimdi İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Bey'den, Mehmet Rokoğlu'ndan görüşlerini aldık, bu konuya ilgili söylediklerini aldık. Onları bir beraber izleyelim, sessiz, gerekirse ben okurum üstünden. Onunla bu iki grafiği bir izleyelim peş peşe. Önce birini soralım, sonra öbürünü. Meclis Adalet Komisyonu Metin Feyzoğlu'ndan baro düzenlemesiyle ilgili temsilci göndermesini istedi. Baro başkanları olarak kendisine dilekçe verip bizzat gitmesini, gitmeyecekse bizim verdiğimiz başkan isimlerinin gönderilmesizlik. Metin Feyzoğlu bunu reddedip Adalet Komisyonu'na Türkiye Barolar Birliği'ndeki kadrolu bir avukatı gönderdi. Giden avukat sadece bir maddeyle ilgili görüş sunup diğer maddelerle ilgili konuşmadı bile. Oysa 80 baronun ortak bir görüşü vardı ve Metin Feyzoğlu da bunu imzalamıştı. Niye öyle yaptınız? Doğru değil. Doğru değil. Bakın bu Sayın Başkan herhalde biraz konuyu karıştırmış. Üzülerek dinledim bunu. Saygı duyuyorum ama ben belgeyle söylüyorum. 8 ya da 9 baro başkanımız. Barolar Birliği Başkanlığı'na yönetim kurulu devam ederken bir dilekçe sundular. Baro başkanları arasından seçilecek bir heyetin TBB temsilcisi olarak görüşmelere katılmasını talep ediyoruz diye. Şimdi elimizde de Adalet Komisyonu'nun bizden temsilci talebi var. Bir temsilci istiyor, bir kişi istiyor. Kıymetli arkadaşlarımız da saygı duyuyorum ama onların da saygı duymasını bekliyorum. Barolar Birliği'ni temsilen siz gitmeyin biz gidelim diyorlar. Şimdi 80 baro ve Türkiye Barolar Birliği olarak ortaklaştığımız şu. Çoklu baro istemiyoruz. Ama delege sisteminin değişmesini isteyen baromuz var. Asla değişmesin diyenimiz var. Değişsin ama şöyle değişsin diyenimiz var. Farklı farklı düşünceler ortak var. Tek noktanız çoklu baroya karşıyız.
Bunu ben söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na söylemişim. Sayın Meclis Başkanı'na söylemişim. Sayın İstanbul Barosu Başkanımız katılmayı yönetim kurulu kararıyla reddetmiş ama AK Parti meclis grubuna söylemişiz yapmayın diye. Milliyetçi Hareket Partisi'ne ben iletmişim burada yanlışlıklar var. Şu tehlikeler var diye. Ve neticede bize diyorlar ki ortaklaştığımız tek nokta çoklu baroyu istemiyoruz noktası. Siz katılmayın. Biz katılalım diye 7 ya da 8 başkanımız yazmış. Burada İstanbul Barosu Başkanımızın da imzası yok. Bunu görüştük yönetim kurulunda. Dedik ki barolarımız arasında çoklu baro noktasında tam bir görüş birliği vardır ve barolar birliği. Ama kanun bundan ibaret değildir. Ve bize ayrılan kontenjan bir kişidir. Dolayısıyla biz oraya temsilcimizi göndereceğiz dedik. Ondan sonra ismi de bildirdik. Bizim dışımızda arkadaşlarımızın bir kısmı program yaptılar, yapmışlar. İzliyorum tabii ben süreci hem de çok yakından. Meclise komisyon saatinde gelmişler. İçeri girmeyi talep edince ben derhal Sayın Meclis Başkanı'na ulaştım, komisyona ulaştım. Sayın Bülent Turan vasıtasıyla çok hızlı bir işte görüş alışverişinde AK Parti grubuyla bulunuldu tabii. Komisyona anlatsın diye. Ve komisyondan Sayın Başkan'dan 3 baro başkanımız sizin temsilcinize ilaveten gelsin diye bir talep oldu. Bir onay oldu. Onu da siz seçin dedi. Ben de Sayın Başkanlara yazdım. Sayın Durakoğlu'nu aradım. Bakmadı telefonla. Görmediğini düşünmek istiyorum. Ve madem ki 3 baromuzu çoklu baro doğrudan ilgilendiriyor, biz zaten karşı çıkıyoruz. Ama 3 baro... 18 arasında İstanbul, Ankara, İzmir var mı? Hayır. Bunlar yok. O 3 baromuzun Sayın Başkanı komisyona katılsın. Benim önerim bu. Ama Sayın Başkanların davet üzerine tepkisi ya hepimiz içeri gireriz ya hiçbirimiz girmeyiz şeklinde oldu. Şöyle üzülüyor. Bunlar Anadolu baroları mı? Bir kısmı Anadolu, İzmir barosu var. İzmir'de Anadolu hocam. Yani büyükşehir baroları dışında işte Anadolu'dan daha makul sayıda avukatı olanlar var vesaire. Benim üzüldüğüm şu, şimdi biz avukat olarak mesela duruşma kapısında bekleyip içeri girsem de girmesem de hiçbir şey değişmeyecek arkadaş. Ben dışarıdan protesto ediyorum demiyoruz. Dosyamız zor bir dosya ve belki de kaybetme ihtimali yüksek olsa bile. Duruşmaya giriyoruz, dilekçe veriyoruz, hakkımızı sonuna kadar kullanıyoruz. Üstümüze aldığımız vekaletin gereği temize de gidiyoruz. Sonuna kadar tüketiyoruz. Bu bizim mesleki davamız. Hiçbir şey değişmeyecek nasılsa diyerek kapıda beklemenin ben etkisini görmüyorum. Peki. Özür dilerim. Sayın Başkan bunu herhalde atlamış. Böyle bir şey yönetim kuruluna soktuk. Peki siz niye girmediniz mesela? Anlatacağım. Sayın Başkan aslında yalan söylemiyor. Yani hayır o şey ayrı. O girsin dedik diyor, o girmedi. Efendim, estağfurullah, yalan söylemiş olabilir mi? Yanlış hatırlamıştır diyelim. Çok heyecanlı günler geçiriyoruz. Ama ben elimde hep belgeyle geliyorum. Yani o belgede sizin girdiğinize dair bir şey yok konuşuyorum. Yani. Yok, o ayrı şimdi, o da var. O da sonra ama o ertesi gün geldi. Şimdi biz yönetim kurulunda oturduk, bunu konuştuk. Oy çokluğuyla karar aldık. Hangi baroyun... hangi baro başkanını görevlendirsek diğeri ya da diğerleri haklı olarak niye ben diyecekler. Bir, iki kendi tüzel kişiliğimizin de siz şöyle kenara çekilin biz gireceğiz denmesini de doğru bulmadık açıkçası. Şunu da düzelteyim. Ben tabii sabaha kadar görüşmeleri takip ettiğim için Sayın Başkan atlamış olabilir. Size de gönderirim programdan sonra. Çoklu baronun neden yanlış olduğuna dair
mükemmel diyebileceğim açıklamalar yaptı oraya katılan avukat arkadaşımız. Öyle kadrolu avukat diye... Küçümsemeyin lütfen. Rica ederim yani. Bir kere hiçbir avukatı bir başka avukat küçümseyemez. Bunu da küçümseme olarak okumak istemiyorum bu satırları. Ama 20 yıllık bir meslek kıdemi olan ve bizim meclisteki tüm görüşmelere katılan meslektaşımızdır kendisi. Yani ben meclise gittiğimde nereye oturacağımı bilmeyebilirim. Komisyon odası neresidir falan bunları bilmeyebilirim. Meslektaşımız milletvekillerini isimleriyle bilir. Çünkü görevi Barolar Birliği'ni... İrtibat şey gibi. Barolar Birliği'ni ilgilendiren her konuda bize Adalet Komisyonu'ndan gelir. Hukuku ilgilendiren her konuda Adalet Komisyonu bizi oraya çağırır. Meslektaşımızın yeri bile sabittir orada. Ve konuyu en iyi bilen odur. Şimdi... Biz girmeyeceğiz dediler. Ya neden girmiyorsunuz? Neden içeriye girip... Örneğin şunu niye söylemiyorsunuz? Bakın işin felsefesini geçtim, teorisini geçtim, anayasaya aykırılığını geçtim. Hepsini bırakın. Sayın milletvekilleri, çoklu bara getiriyorsunuz. Anayasaya da aykırı. Ama Allah için bana şunu... Mesela İstanbul Barosu Başkanı. Allah için şunu bana söyleyin ya. Biz adli yardımı nasıl düzenleyeceğiz çoklu baroda? Baro odaları kim hangi baro odasını alacak? Biz baro odaları için birbirimizi mi boğazlayacağız diye sorsa sizi temin ederim sayın vekillerin bu konuda cevabı yok. Yok. Yok çünkü onlar baro idare etmemiş haklı olarak. Biz bunu söylüyoruz ama bir de oraya bir baro başkanı gitse. Tamam siz çoklu baro yapıyorsunuz. İstanbul 2 kurulacak da İstanbul 2 adliyede nerede oturacak? Belki İstanbul onda kurulacak bilmiyoruz ki. Ben avukatların daha muhafazakar olduğunu düşünürüm bu mesleki konularda. Barolarından kolay kolay ayrılacaklarına çok ihtimal vermiyorum. Yani çok zordur bir insanı barosundan. Bir tanesi için başvuru yapılmış bile. Yapmışlar ama herhalde kanunu bilmeden yapmışlar. Çünkü baroların adı olmayacak bu düzenlemede. Evet. Yani Ankara 1, Ankara 2, İstanbul 1, İstanbul 2 olacak. Yani yanlış bir ama adı şey. Baro. Olmaz yani. Olmaz. Öyle bir şey yok. Biz ona itiraz edeceğiz. Yani baro kelimesini kanuna aykırı olarak zaten tescilleyemezler. Onun talimatını verdim, itiraz edecekler. Şimdi dolayısıyla hani kadrolu avukat falan katıldı. Orada da konuşmadı. Yani onu yakıştıramadığımı söyleyeyim. Peki Metin Bey, kırıcı şey oldu. Şimdi... Ama 2 Temmuz'da bir talep var. Bu talep aşağı yukarı yine aynı kıymetli başkanlarımdan geliyor. Burada yine İstanbul Barosu Başkanı'nın imzası yok. Yani onun talebi değil. Sen gir dediler bana. Sen gir dediler. Şimdi bu benim uydurduğum ya da ürettiğim bir usul değil. Türkiye Barolar Birliği temsilcisi iş tüzüğün 30 ve 31. maddeleri çerçevesinde uzman olarak girer oraya. Ve komisyon başkanı konuş demeden konuşamaz. Milletvekilleri konuşur, söz söyler, şu olur bu olur. Şimdi Türkiye Barolar Birliği Başkanı yargının 3 kurucu unsurundan savunmayı en üstte temsil eder. Onu uzman sırasında oturtmayı büyüklerimiz uygun görmemiş. Ve bizim 50 yıllık uygulamamızda meclise uzman sıfatıyla birlik başkanını göndermek yok. Ama ben Cumhurbaşkanı ile konuşurum. Davet de ederim sayın başkanları. Meclise, komisyona henüz gelmeden önce son bir hamle yaptım. Dedim ki Cumhurbaşkanı ile görüşmek lazım. Yani siz orada oraya gitmemenizin sebebi makamı orada bir anlamda rencide etmemek, bir anlamda küçük düşürmemek için. Ben Metin Feyzi olarak her yere giderim. Her yere giderim. Ha, makam dedim zaten. Ama tabii onu zaten teyiden söylüyorum ama Türkiye Barolar Birliği Başkanı olarak 130 bin avukatı temsilen ve yargının savunma ayağının en üst temsilcisi olarak uzman sırasında oturup bana izin verilmeden cevap vermeme durumuna ben birliğimi düşüremem. Bunu Sayın Durakoğlu da istemez. Benim o hale gelmemi. Çünkü Metin gelmiyor o hale. Burayı çok şahsileştiriyorlar meseleyi. Metin düşmez o hale. Türkiye Barolar Birliği Başkanı düşer.
Yani düşünsenize, şimdi siz de otursanız oraya, size birisi bir söz söylediği zaman kurumunuza veya size cevap verirsiniz değil mi? Sizi kimse tutamaz. Tutamaz. Ama orada cevap veremezsiniz. Veririm. Dışarı çıkmanız, dışarı çıkmanız gerekir. Ve tatsızlık olur. Tatsızlık olur. Orada size her şeyi söyleyecek ve teknik bir konuyu aydınlatmanın dışında cevap hakkınız yok. Sayın başkanlar oraya katılsaydı çözerdik. Bir sürü şeyi çözerdik. Yani çok teknik gideceklerdi. Peki o zaman sayın başkanlar da kendi barolarını küçük düşürmemek için böyle yapmış olabilir mi? Ama kendi talepleri var. Baro başkanlarından bir heyeti görevlendirin diyorlar. Benim talebim değil ki o. Kendi talepleri var. Ve siz de buyurun seçin dememizi istiyorlar. Peki. Şimdi şunu da söyleyeyim. Ben Cumhurbaşkanı'yla görüştüm bu meseleyi en üstte. Görüşebileceğim Türkiye Cumhuriyeti'nde kim varsa yetkili hepsiyle görüştüm. Sayın Başkanlara da son artık bakın son adım. Dedim ki Sayın Cumhurbaşkanı'na gidelim. Hiç olmazsa hepimiz birden çoklu baroya karşıyız diyelim. Şimdi en azından onu çıkarsanız. Efendim istemezük dediğinizde siyaset mekanizmasına hiçbir şey istemeyiz dediğinde besbelli bir şey yapacak. Yani iş artık dönüyor. O zaman deyin ki ya biz çoklu baroyu istemiyoruz Sayın Cumhurbaşkanım diyelim. Böyle bir talepte bulundum. Lütfen gelin yapabiliriz. Hala yapabiliriz. Geç kalmadık. İstanbul Barosu Başkanı'ndan cevap yok. Ankara Barosu Başkanı'ndan cevap yok. İzmir Barosu Başkanı'ndan cevap yok. Peki niye? Bilmiyorum. Çözeceğimiz yer Sayın Cumhurbaşkanı. Size mi güvendiniz? Bana bakın ben gittim konuştum diyorum. Ama diyorum ki bakın bana güvenmeyin. Benim tek başıma bunu anlatmaya gücüm de yetmeyebilir. Peki şöyle bir mantık olabilir mi? Şöyle bir mantık olabilir mi? Şimdi siz diyorsunuz ki ben gittim görüştüm ama sonuçta komisyona giren teklife baktığımız zaman, Cumhurbaşkanlığı teklifine baktığımız zaman sizin en önemli itirazınız olan ve 80 baronun ortaklaşa itirazı olan bütün avukatların karşı çıktığı, genel olarak bütün baroların karşı çıktığı siyasi görüşü ne olursa olsun bir tane madde vardı, evet. Çoklu baro. Çoklu baro orada. Acaba şöyle düşünmüş olabilir mi? Ya bize rağmen nasıl bunu yapacaklar? Şu an yarın öbür gün kardeşim siz de oradaydınız dedikleri zaman diyecek biz başından söyledik demek için girmemiş olabilirler mi? Şimdi belki olabilir. Ben de saygı duyarım çünkü buna. Çünkü sizi dinlememişler belli ki. Gittiniz, görüştünüz, ettiniz ama güzel, dinlememişler sizi. Bu dilekçe öyle demiyor. Bu dilekçe biz girmek istiyoruz diyor. Yani ortada bir çelişki var. İkincisi başka bir sorun daha var bence. Açıklığa kavuşturulması lazım. Çoklu baro lafı sözü ortaya atıldığında model ne? Hangi tip çoklu baro olacak? Yani çoklu baro deyince fazla bir şey ifade etmiyor size. Şimdi teklif somutlaştığında Fatih Bey bir şey ifade etmeye başlıyor. Yani 5000 bir ilde 5000 avukattan fazla varsa 2000'i bir araya gelir. Şimdi bir somut ve ben buna karşıyım diyorum. Ama çoklu baro dediğimiz zaman biz de böyle kırmızı alarm yanıyor. Çünkü çoklu baro soracaksınız siz sormadan söyleyeyim bunu. Çünkü bugünkü yazınızda da konuya çok esaslı girmişsiniz. Ve çok aydınlatıcı bir yazı. Herkesin de okumasını tavsiye ederim. Çoklu baro ilk ortaya atıldığında Türkiye'de 2007-2008'lerde en böyle devlet katında evet. Konuşulduğunda biliyorsunuz. Devlet Denetleme Kurulu'nun... Sonradan FETÖ'cü oldu orada çıkan bir grubun... Devlet Denetleme Kurulu'nun raporuna falan da girdi. O model, çoklu baro deyince biz böyle kırmızı alarm çalıyor. Şimdi o model neydi biliyor musunuz? Şimdi görüşmeler hiç mi işe yaramadı diyeceksiniz. Acaba bilmiyorum. O model şuydu. Türkiye'deki tüm baroları bir kaldıralım. Herkes bir çatısız kalsın, barosuz kalsın. Sonra diyelim ki hadi gidin baronuzu kurun. Tüm Türkiye'yi söylüyorum. İşte 100 avukat bir araya geldiğinde ya da işte 500 avukat bir araya geldiğinde bir baro kurabilsin. O barolar da kendi üst birliklerini kurabilsinler. Birliklerin adı bile hazırdı biliyor musunuz? Mezopotamya Barolar Birliği
ve Anadolu Barolar Birliği. Eyalet baroları gibi. Eyalet baroları. Buradan da üniter yapıyı alt üst edecek, Türkiye'yi parçalayacak bir sonuca gidecekti. Kaçınılmaz olarak. Bir önceki yazımda böyle bir şey vardı. Yani hiç kaçınılmaz. Amerika'da mesela çoklu baro diye bir gazetenin böyle yutturmaya çalıştığı bir şey var. Amerikan sistemi. Amerika'da bir eyalet barosu var, bir de şehir baroları var. Eyalet barosu şehir barolarının üstünde. Onu çoklu baro gibi yutturmaya çalışmış mesela bir gazete. Ama Federal Barolar Birliği yok. Yok. Onun yerine dernek var. Dernek var. Ama o dernek de Barolar Birliği gibi güçlü bir dernek. Metin Bey, bir ara vermek zorundayım. Bizim 21.51 reklamımız vardı. 2 dakikada geciktirdik onu. Pardon. Hemen de ona bir duralım. Metin Bey, hemen sizin kesmeden, daha sonra kesmek için Sayın Durakoğlu'nun bir şeyi daha vardı. Onu da bir ekrana getireyim. Sizin de bahsedeceğiniz konuyla ilgili anladığım kadarıyla çünkü. O itirazını bir dinleyelim, devam edelim sonra. Evet, İstanbul Baro Başkanı Sayın Mehmet Durakoğlu diyor ki, 80 baro meclisteki baro teklifiyle ilgili olarak bir araya gelip bu tasarı geri çekilirse biz müzakereye hazırız kararını verdi. Metin Feyzoğlu da bunun altına imza attı. Ancak Feyzoğlu 2 gün sonra teklif geri çekilmeden baro başkanlarından müzakere heyeti kurdu. Bu başkanlar teklifi geri çekin diye AK Parti grubunu ziyaret ettiler. Ama ziyaret mevcut teklifle ilgili mutabakat olarak aktarıldı. Benim için bu baro başkanlarına kurulan bir tuzaktı diyor. Şimdi tabii biz tuzak kurmayız. Biz Türkiye Barolar Birliği'yiz. İstanbul Barosu da kimseye tuzak kurmaz. İşte Afyon Barosu da, Yozgat Barosu da, barolar birbirine tuzak kurmaz. Bu yaklaşım biraz şahsileştiren ve dış dünyaya da siz zaten bölünmüşsünüz kardeşim, bizim sizi bölmemize gerek yok ki dedirten bir yaklaşım. Doğru, izleyicilerin de, yani okurlar, izleyiciler, yurttaşlar da böyle düşünüyor. Yani bir blok halinde tek vücut olarak 80 baroya karşıyız diyoruz ama ondan sonra birbirimizi tuzak kurmakla suçluyoruz. Sonuç ne oluyor biliyor musunuz? Çoklu baroya getirmek isteyenler bakıyor dışarıdan. Ya bunlar birlik değil ki zaten diyor. Bunların adı birlik diyor. Biz bunları, bunlar darmadağınık diyor. Birbirlerine her şeyi söylüyorlar içeriden. Kol kırılır yen içinde kalır da yapmıyorlar. Ben Sayın İstanbul Barosu Başkanı'na şunu söyledim aylar önce. Benden bir siyasi rekabet içinde olabilirsiniz. Çok da saygı duyarım. Benim de büyüğümsünüz. Meslek büyüğümsünüz. Nasıl? Yaşça büyüksünüz. Duruşunuz vesaire. O zaman elinize bir balyoz almışsınız dedim. Balyozu kaldırıyorsunuz Metin'in kafasına vurmak için. Fakat kaldırdığınızda binanın kolonlarını yıkıyorsunuz. Benim kafama inip inmediği önemli değil. Siz binanın kolonuna vurduğunuzda bina sarsılıyor. Hiçbir birlik içeriden bu sarsıntıyla dayanamaz. Yani dışarıdan kimsenin müdahale etmesine gerek yok. Zaten içeriden kolonları yıkarsınız binanın. Şimdi başa dönelim bir satır. Ne işe yaradı diyorsunuz ya. Şimdi çoklu var, çoklu var. Her çokluya karşı... Yani siz ölümü gösterip sıtmaya razı mı olamıyorsunuz? Hayır, size ölümü gösterip sıtmaya razı etmek gibi bir derdi yok ki meclisin. Yapacak oy gücü var. Yani ölümü gösterip sıtmaya razı etmek şudur. Yok diyorsun ya, böyle beter bir çoklu baro vardı, bu o kadar beter değil. Hayır, ben razı değilim. Hiçbir şekilde razı değilim. Altını çiziyorum, büyük harflerle söylüyorum. Yanlış bir şey çoklu baro. Yanlış bir şey. Bizim müdahale ettiğimiz çoklu baronun hepsi, hiçbirini istemiyoruz. 2007-2008 projesi Türkiye'nin felaketi olacak bir projeydi. Türkiye Barolar Birliği kalkıyor. Mezopotamya ve Anadolu Barolar Birliği kurulması hazır. Dernekleri hazır. Onlar barolaşacak tak diye birlik kurulacak. Bütün Anadolu paramparça oluyor. Avukatların baroları ortadan kalkıyor. Sonra hadi gidin diyorlar, siz kendi baronuzu kurun. Bunun tabii ne kadar tehlikeli olduğunu, çoklunun ne kadar tehlikeli anlatırken bizim... elimizdeki model, yazılı modeli onu anlatıyoruz. Bu şeyde, bu çokluda Türkiye Barolar Birliği duruyor. Çatı. Barolar kalkmıyor. Yani baroları kaldırıp bütün avukatları bir barosuz bırakıp hadi bakalım siz şimdi kendi aranızda kurun diye bir şey yok.
mevcut barolar olduğu gibi kalıyor. Avukatlara diyor ki kanun, isterseniz ayrılıp baro kurabilirsiniz. Tüm Anadolu'yu, Trakya'yı etkileyecek bir kanun çıkıyordu. O zaman yani niyet buydu. 5000'in üstünde. Biz diyoruz ki tam aksine. 5000'in üstündeki barolarla sınırlı da tutsanız. 100 kişi bir araya gelir baro kurar demeyip 5000'de 2000'de deseniz. Türkiye Barolar Birliği'ne dokunmuyor da olsanız. Akla gelen yüzlerce sorun, akla gelmeyen binlerce soruna gebe bu iş. Aynen öyle. Yapmayın diyoruz. Aynen öyle. Yine yarın etnik barolar kurulmasının önüne kimse geçemeyebilir. Yapmayın. Yarın İstanbul, Ankara, İzmir barosundan atıyorum biner avukat istifa edip sizin dediğiniz Mezopotamya barosunun diye bir baro kurabilirler. Başka bir baro çatısı. Adı Mezopotamya olmaz ama yanlış olur. Halbuki mesleki dayanışma içindir barolar. Mesleki dayanışma dışında bir sebeple avukatların bir araya gelmemesi lazım. Ha, nasıl çözülürdü bu iş? Bir alternatif. Bugünkü sistemde 1969 modeli şu. Türkiye'de gelmeden önce Atilla Sava sordum bizim önceki başkanlarımızdan. Hayatta olan en yaşlımız, en büyüğümüz. Türkiye'de arşivcilikte sıkıntı var. Yani mesela bizim ilk tutanağımız yok elimizde, çok sıkıntılı. 1969 benden yaşıt. Başkanda var şeyler, notları var. Hemen notlarına baktı. Türkiye'de dedi Metin dedi 42 baro varmış dedi. Ve toplam 13 bin kişiymişiz dedi. Bak 42 baro toplam 13 bin kişi. 42 baro ve 13 bin kişi toplam. Şimdi bugün İstanbul 50 bin. Tüm Türkiye 13 bin. Herkesin birbirini tanıdığı bir ortamın kanunu. Şöyle şimdi bir kim aday diye soruyor kongrede, genel kurulda. Ben adayım diyorum. İşte siz adayım falan diyorsunuz. Tahtaya tebeşirle yazılıyor. Herkes Fatih'i tanıyor. Herkes Metin'i tanıyor. Ya Metin olmasın diyor. İşte Fatih olmasın diyor. Onu çiziyor bilmem ne. Şimdi bu Anadolu'da Fatih Bey 300 kişilik, 500 kişilik, 1000 kişilik, 2000 kişilik barolarda hala böyle. 40 kişilik baro var. 40 var. 40 gize haydi haydi böyle. Fakat şimdi 18 bin kişilik Ankara barosunda. Böyle değil. Anahtar liste çıkıyor hepimiz. Evet. Ben iki dönem Ankara Barosu Başkanlığı yaptım. Anahtar liste yazılıyor. Anahtar liste, çarşaf listenin içinde anahtar liste. Anahtar listedeki kimseyi kimse tanımadığı için oy verenlerden ya da yazıp çizme bir kişiyi liste dışı bırakmaya, bir başka kişiyi liste dışından eklemeye yetecek bir organizasyon imkansızlığı olduğu için anahtar liste fiilen blok listeye dönüşüyor. O blok listede işte 24 bin kişi toplam gitmiş, oyunu vermiş İstanbul Barosu'nda. 8 bin kişi birinci gelene vermiş. 7 bin küsur kişi ikinci gelene vermiş. 7 bin küsur bir tane delegelik alamıyor. Baronun hiçbir kurulunda yok. Ama 8 bin alıyor. Şimdi bunların çözümü için mesela ne yapılabilir? İlla çoklu diye bir şey getirip sistemi alt üst etmek değil. Grup yasaklansın diyebilirsiniz. Hı hı. Grup olmasın arkadaş. Eski usul çarşaf liste olsun. Herkes gitsin bir şekilde tanısın manısın diyebilirsiniz. Grup dediğinizde o grupla işte listeler, çarşaf listeler blok listeye dönüşüyor. Ve blok listede de işte 100-200 fazla alan, 500 fazla alan dev gibi baroların tüm sandalyelerini alıyor. Bu tarafta da peki, itiraz çıkıyor. Şimdi. Ya bir sorun var mı? Var. Bunu çözmenin... Sorunu. Şimdi bu sorunu ortadan kaldırmıyor Metin Bey. Hayır yani hiç kaldırmıyor. Daha beter yapıyor. Şimdi daha beter yapıyor. Bu şöyle yapıyor. Avukatların %57'sinin, toplam Türkiye'deki avukatların %57'sinin barolar birliğindeki ağırlığı %7'ye düşüyor. %57 avukat, %7. Geri kalan %43 avukat, %93. Temsilde adalet barolar birliğinde hiç kalmıyor. Yani hani İstanbul barosunu böldük falan filan ayrı. Barolar birliği tamamen adaletin dışında. Yani şimdi, biz buradaki 100 kişinin oyu 1, oradaki 3 kişinin oyu 1.
Şimdi iki ayrı sorun var burada. İkisinde de üstünde konuşmamız lazım. İsterseniz konuşmadan önce Ersan Şen'in de görüşünü aldık. Ersan Hoca biliyorsunuz önemlidir. Çok severiz kendisini. Çok yakın, medya olarak da. Çok yakın, ben şahsen çok severim. Desteğinden de eleştirilerinden de çok yararlanırım. Yani ben bu görüşleri alırken sağdan, soldan, muhafazakar camiadan, tarafsız camiadan her taraftan almayacağım. Bakalım Ersan Hoca ne diyor? Bir de onu dinleyelim. Onun görüşlerini alalım. Türkiye Barolar Birliği'nin delege yapısıyla ilgili yapılması beklenen değişiklikte önemli sorun şu. Demokratik olması amacıyla yapılacağı söylenen değişiklikle gelecek noktada bir meclis olan Türkiye Barolar Birliği'nin delegelerinin oluşturulmasındaki nispi temsilin bir kenara koyulduğunu görüyoruz. Yani bugün İstanbul'un, Ankara'nın diğer illere göre vekil sayısının fazla olmasının sebebi seçmen sayısı fazla. Şimdi İstanbul'un, Ankara'nın, İzmir'in, Bursa'nın, Antalya'nın avukat sayısı fazla ise ve bunların da mutlaka bir meclis olan Türkiye Barolar Birliği'nde temsil edilmesi gerekiyorsa yapılması gereken nedir? Belki siz her 300 avukata bir delegeyi sayısal arttırabilirsiniz. 1000 dersiniz, 1500 dersiniz, 2000 dersiniz ama 5000 demezsiniz. Şu anda 50.000 sayısına yaklaşmış İstanbul Barosu ki bu sayının bu düzeye ulaşmasının sorumlusu baro değil. Bu ülkenin sorunu. Büyük kentlerde avukatlar iş aç peşinde koşuyorlar. 50 bin avukatın baro İstanbul Barosu'nun Türkiye Barolar Birliği'ndeki delegesi neredeyse diğer illerle aynı olacak. Niye? Her 5 bin avukata bir delege. Şimdi bu demokratik mi? Benim söylediğime benzer bir şey söylüyor Sayın Ersan Şen'de ve aynı zamanda kendisiyle konuştuğumuzda şunu da dedi ki yani meclisi kuralım, yani baroların meclisleri olsun dedi. Yani eğer temsili adaletse, eğer bütün seslerin duyulmasıysa, içeride tek sesli veya tek siyasi görüş, illa da karşıt veya yandaş siyasi görüş olması istenmiyorsa meclis kuralım dedi. Bu genel olarak da pek çok kişinin dile getirdiği bir şey. Ersan Hoca aslında ne diyor biliyor musunuz? Bunu çözelim diyor. Evet. Ortada bir sıkıntı var. Çoklu baro isteyenlere altın tepside malzeme vermeyelim, biz çözümü üretelim diyor. Bunun için de konuşmak lazım. Yani tam benim dediğim noktaya geliyoruz. Bunu konuşmadan çözemezsiniz. Diyeceksiniz ki ortada bir sorun varsa ben bunu konuşurum. Ama çözüm diye kamuoyunda o zaman için söylüyorum, tartışılmaya başlanan çoklu baro çözüm değil, tam bir sorunlar yumağı olacaktır. Bunu bırakalım. Ama biz ortada bir sıkıntı olduğunu kabul ediyoruz. Bu sıkıntıyı çözelim. Düşüncemizi söyleyelim ama kanunu yine siz yapacaksınız. Şimdi kanunu biz yapacağız gibi bir eğer vehme kapılırsak o zaman anayasadaki kuvvetler ayrılığı ve meclisin milli iradenin tecelli ettiği yer olduğu gerçeğini ya da hukuki gerçeğini biz inkar etmiş oluruz. Buna hakkımız yok. Ama meclise yol gösterme zorunluluğumuz var. Hiçbir şey değişmesin dediğinizde her şey değişir. Ve sizin müdahalenizin anlamı olmaz. Ama tamam değil. Olmamış galiba amaçlı yani mesele o. Olmamış ama değişsin de şöyle değişsin. Şimdi oldu mu olmadı mı bilmiyoruz. En azından 2007-2008 değil ama bu da yanlış. Yani bir şey yapıyorsak ve bu kadar da kıyamet kopuyorsa haklı olarak o zaman doğru bir şey yapalım. Yani kıyamet iyi bir şeyden kopsun. Bu yanlış bir şeyden kopuyor. Mesela sizin yazınızda bugün şu var. Evet bu temsil oranlarını söylüyorsunuz. Fakat Anadolu barolarını figüran haline getiren bir sınırsız artışa izin veren de bir kanunumuz var bugün. 65 tane Anadolu Barosu'nun delegesini yan yana koyuyorsunuz. Bir tane İstanbul ediyor. Sayı da öyle ama. Şimdi sayı öyle ama İstanbul milletvekili mecliste sınırsız artmıyor. Bir üst sınır var. Yani bu yapılabilir. Yani yapılır. Yapılabilir. Oturalım bunu anlatalım ama konuşalım. Ama yani İstanbul bugüne kadar çok fazlaydı. Şimdi tamamen İstanbul etkisi değiştirin. Anlamsız. Ya İstanbul, Türkiye ekonomisi %40 İstanbul. Şimdi bana göre İstanbul'un milletvekili sayısı ne kadar nasıl fazlaysa kuşkusuz delege sayısı da fazla olmalı. Fakat biz Millet Meclisi'nden farklı olarak baroların birliği, avukatların birliği değiliz.
Yani bizim kurucu unsurlarımız barolar. Barolar. O zaman baroların avukat sayılarından değil, baroların başlangıç eşitliği fakat büyüklükleri hizmet verme zorunda oldukları sayılar dikkate alınarak temsildeki güçlerinin de arttırılması lazım. Ha bu bir formül bulunur Barolar Birliği açısından. Tabii şimdi siz böyle deyince burada daha önce size yönelik olarak yapılmış olan ya bu değişiklik aslında Metin Feyzoğlu'nun devam etmesi ve Barolar Birliği Başkanı kalabilmesi için yapılıyor bütün bunlar cümlesi de bir anda geçerlilik kazanıyor ama. Evet ama ben ölümsüz değilim. Tabii ki değil. Şöyle bir şey var. Yani ben ölümsüz değilim. Ve bir kişi için bir sistemin değiştirilmesine hayatım boyunca karşı çıktım. Bunun mücadelesini kimse vermezken ben verdim. Ve hiçbir şekilde de bunu kabul etmem. Barolar Ekim'de zaten seçime gidiyor. Kimin kazanacağı, kimin kazanmayacağı belli mi? Bir seçime gidiliyor. Mevcut sayın baro başkanlarımızın kaçı yeniden aday? Hangi delegeler yeniden seçilecek? Hangi gruplar nerelerde kazanacak? Bunları bilmiyoruz ki. Ekim koskoca bir bilinmez bizim için. Sonra şu mu deniyor? Anadolu barolarının oyu zaten belli. Bizim oyumuz zaten belli. Hayır, Anadolu yani, barolarının oyu belli değil ama bizimkiler belli diyorlar belki, bilemiyorum. Kim nereden biliyor seçimi? Yani seçmenin iradesi ipotek altına mı alınmış? Ekim ayında tüm barolar yenilenecek. Biz de duruma göre bakacağız. Benim aday olup olmayacağım belli değil. Ha, ben aday olmayı düşünürüm. Ama herhalde koskoca Türkiye Büyük Millet Meclisi oturup da bir faniyi seçtirmek için bütün delege sistemini değiştirmiyor. Türkiye'de bir fani seçmek için her şey değişebilir gerekir. O fani ben değilim. Yani o fani ben değilim. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Kaldı ki seçilecek delegelerin kime oy vereceğini arkadaşlarımız nereden biliyor? Metin Bey mesela yani sizin darbe girişimi sonrası değiştiği söylediğiniz tavrınız değişmemiş olsaydı bu değişiklik yine bu şekilde gelir miydi meclise? Gelirdi. Yoksa tam aksine sizi o koltuğa indirmek için başka türlü bir değişiklik mi planlanırdı? Yok hayır yine gelirdi. Yine gelirdi. Neden yine gelirdi? Çünkü kimden kimin destek alacağı belli değil. Bilmiyorsunuz. Ama kimin kimden destek alacağı belli. Yok o da belli değil. Çünkü mi? Hangi ilde kimin kazanacağını neyse boşver kişilik meselesine girmeyelim. Şimdi bir de şey dinleyeyim. Dedim ya her görüşten aldık diye. Şunu söyleyeyim. Buyurun. Girmeden önce. Mesela beni seçen Ankara Barosu delegasyonu bugün görevde değil. Beni seçen Ankara Barosu delegasyonu tek vücut halinde bize oy verdi. Ama bugün o delegasyon yok. Görevde değil. Başka bir ekip görevde. Ben Ekim ayında hangi ekibin kazanacağını bilmiyorum ki. Ben bilmiyorum. Arkadaşlar nereden biliyor? Tabii yasaya da bağlı olarak farklılaşabilir iş. Yani bu yasa geçtikten sonra hızlı bir şekilde farklı barolar ve farklı seçenekler, farklı oylar gündeme gelebilir. Ankara Barosu'nun ağırlığı azalabilir falan filan. Şimdi Ramazan Aratürk, muhafazakar hukukçularımızın benim çok değer verdiğim görüşlerine birisidir. Yani Ramazan Bey hani kimsine kalkıp da vay bu işte komünisttir falan diyeceği bir adam da değildir. Bu solcu kardeşim zaten devlete karşı bize karşı diyeceği bir adam da değildir. Ramazan Bey Mavi Marmara şeylerinin mağdurların avukatıdır. İsrail'e karşı cephede savaşmış bir hukukçudur. Bakalım o ne diyor? Bağımsız yargının vazgeçilmez 3 temel unsuru hakim, savcı ve avukat olup kurumsal bir yapıya sahip olan hakimlik ve savcılığın karşısında halkın temsilinde dengeyi oluşturmak, adaletin tesis amacıyla bağımsız ve kurumsal yapıdaki barolar teşekkür ettirilmiştir. Çoklu baro sistemini güçlü kurumsal kimliğine sahip hakimler ve savcılar karşısında halkı savunacak olan baroların ve savunmanın zayıflamasına ve işlevini kaybetmesine sebebiyet verecektir. Bundan öte siyasi, etnik ve bölgesel etkiye açık farklı baroların oluşmasına da yol açacaktır. Bunun doğal sonucu olarak avukatlık mesleğini icra edenler arasında mesleki dayanışma yerine çekişmenin yer alacağını ve bağımsız yargının temel unsurlarından biri olan savunmanın temsilcisi avukatların ve buna bağlı olarak halkın da ciddi zarar göreceğini düşünüyorum. Evet. Aynı şeyleri söylüyor. Şimdi Ramazan Bey yani, diyor ki kardeşim bu çoklu baro denen şey olursa birincisi hakimler ve savcıların karşısında bu baroların bazıları daha etkin olacaktır ve hakimler savcılar bu barolara farklı gözle bakmaya başlayacaktır.
hukukçular arasında bir adaletsizlik ortaya çıkacaktır. Çünkü siyasal etkiye açık hale gelecektir bu barolardan ötürü hakim ve savcılar diyor birincisi. İkincisi diyor bizim diyor söz hakkımız yani savunma tarafının söz hakkı ortadan kalkacaktır. Çünkü farklı sesler çıkabilecektir. Ve daha önemlisi diyor ki etnik, dini, siyasal yapılara göre barolar kurulabilecektir. 2000 tane atıyorum bir etnik gruba bağlı avukat bir araya gelip işte bilmem ne avukatlar barosu tamam adını koyamayacaklar belki ama öyle olduğu bilinecektir. İşte bir, başka bir etnik grup, bir diğer başka bir etnik grup veya ne bileyim cemaat, camia falan barolar kurabilecektir diyor. Çok önemli bir yere dikkat çekiyor. Yani kendisi açısından baktığı zaman çok riskli konuşuyor ama çok doğru söylüyor. Ramazan Bey'in söylediklerini dinleyenler eğer programın başını izlemedilerse Ramazan Arıtürk'ün isminin altına Metin Feyzoğlu'nu ilave etsinler. Aynı şeyleri programın başından beri döne döne ben de anlatıyorum. Ama sonra diyorsunuz ki işte Yok, hiç. Delege sayısı o hiç bu falan. Bakın hiç alakası yok. Olur mu canım? Birbiriyle uzaktan yakından ilgisi yok ikisinin. Çoklu baronun bir facia olduğunu anlatıyor Ramazan Bey. Onu tartışmıyorum bile artık ben. Yani çoklu baronun bana göre, bize göre, Türkiye Barolar Birliği ve 80 baroya göre Ramazan Bey'in söylediği gibi iler tutar tarafı yok. Bunu bu koyun bir kenara. Fakat çoklu baro isteyenlere altın tepside istiyoruz çünkü diye bir mazeret, bir gerekçe sunuluyor. O da şu. Bizim arkadaşlarımız ya da işte biz, şu kişiler baroda temsil edilemiyorlar. O zaman ayrı baro kursun. Ya bir dakika. Çözüm çoklu baro değil arkadaş bunun için. Aynen öyle. Çözüm o değil. Çözüm o değil. Çözüm onları temsil edilebilir hale getirecek başka şeyler üretmek. Grubu yasakla mesela çarşaf liste içinde grubu yasakla canımız çıksın ama öğrenelim kimdir aday. Grubun adına oy vermeyelim beni temsil edecek yönetim kurulu üyesi kimdir arkadaş bana kendini tanıtsın diyelim. Bugünün elektronik ortamında Fatih Bey çok da zor değil bu iş. Yani eskisi gibi değil ki insanlar birbirlerini merak ediyorlarsa tanıyabilirler. Platformları yasakla grupları yasakla. İnsanlar çıksınlar çatır 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 meslek odaklı dertlerini ortaya koysunlar, kim olduklarını ortaya koysunlar, seçilsinler. Çok zor bir şey değil. Doğrudan demokrasi. Yani sosyal medyanın, kişisel medyaların bu kadar güçlü olduğu bir ortamda. Veya baro meclisi kur. Anadolu bu örneğin İstanbul içinde kendini dışlanmış on binleri sisteme çekmek için. Şimdi bir de Barolar Birliği çatısı altında kendini dışlanmış istenen Anadolu var. O ayrı bu ayrı. Bunları da küstürmemek için aynen. Günü gelecek İstanbul delegasyonu tek başına Barolar Birliği peki, delegasyonu toplayabilir olacak. Son derece makulken ve son derece yakın olduğunuz ve müzakere ederek meseleyi çözeceğinizi düşündüğünüz iktidar partisi niye size veya iktidar diyeyim partisi demeyeyim iktidar niye sizin bu söylediğinizi bunu dinlemiyor? Şimdi Mehmet Bey Durakoğlu demiş ki çok net bir mesaj atmış diyor ki Fatih Bey diyor şu sorunun yanıtı diyor hala cevapsız. Biz müzakereye hayır demedik. Biz müzakereye yahu var olan teklifi geri çeksinler müzakere edelim dertlerimizi anlatalım yeni bir teklif hazırlasınlar dedik ama onlar müzakereyi geri çekmeyince biz var olan teklif üzerine ne konuşacaktık diyor ki haklı bence. Değil şöyle değil Sayın Başkan değerli meslektaşım o tarihte ortada bir teklif olmadığını kabullenmiyor. Çeşitli fikirler var. Siz kendiniz söylediniz. Bir grup ama azınlıkta olan bir grup çoklu baroyla temsil sorununu çözmek niyetindeyiz diyor. Hiçbir şey çözemezsiniz daha beter olur. Bir grup hayır diyor çoklu baro yanlış diyor Fatih Bey onun yerine nispi temsil gelsin diyor. Evet. Bir grup diyor ki ya bırakın bunları ne nispi temsili. Biz baro meclisleriyle bu işi çözelim. Barolar Birliği delegasyonunu da meclise benzetelim. Bir illere üst sınır koyalım. Nasıl işte İstanbul'un milletvekili sayısı belli. Öbürlerininki daha aşağıya düşmez. Nüfusa göre artar iner ama. Bu da üyeye göre. Ama tek başına İstanbul
İstanbul milletvekilleri yan yana gelip mecliste kanun çıkarma Karamadın. Gücüne sahip değiller. Biz de o hale geliyor iş. Yani biz ama de... baro kanun çıkarmıyor ki, baro avukatların temsili. Şimdi delegasyonda seçim yapıyorsunuz, bir sürü kararlar alıyorsunuz vesaire. Bir il tek başına Türkiye Barolar Birliği'nin kaderini belirleme gücüne sahip oluyorsa burada da bir sorun vardır. Bunu konuşman lazım. Bunu eğer oturup konuşmazsan Anadolu, biz bunu yaşıyoruz. Peki mesela 10 sene önce bu ağırlık nasıldı? 20 sene önce veya 40 sene önce bu ağırlık nasıldı? Hemen söyleyeyim. Kurulduğunda İstanbul Barosu'nun 10 delegesi var. Anadolu'nun da 2 delegesi var. 12. Hayır, hayır. İstanbul'un 10'a 2. 10'a 2. Anadolu'daki her şehrin 2 delegesi var. Evet, Anadolu'daki her şehrin 2 delegesi var. İstanbul'un 10 delegesi var. Ankara'nın 7 delegesi var. İzmir'in 3 delegesi var. Kurulduğu böyle. Fakat anormal artış, 80 küsur hukuk fakültesi, bunların ezici çoğunluğunun işte İstanbul'da olması, sonra Ankara'da olması, göç vesaire korkunç bir dengesizlik yaratmış. Biz o nüfus artışının mesleğe yansımasının 1969 tarihli kanunumuzda öngörülmemiş olmasının sıkıntılarını yaşıyoruz. Kanunu uyarlarsınız, 2020'ye uyarlarsınız, çokluğuyla uyarlamazsınız ama. Başka bir formülle uyarlarsınız. Geri çek, neyi geri çekecek? Ortada teklif yok o tarihte. Sen gideceksin. Varmış desin, haberiniz yokmuş. Ya olur mu? Yok o tarihte. Sizin de yokmuş, Adalet Bakanı da yokmuş. Hayır. Kimsenin haberi yokmuş, varmış. Ha, yok efendim, yok. O tarihte. Peki. O tarihte. Ama biz detayını biliyorduk. Nasıl oluyor? Şöyle. Biz o gün programda teklif yok denirken programda söylediğimiz ne varsa teklif diye çıktı. Fatih Bey bakın. Bir grubun yazdığı bir şey vardır. Öbür grubun yazdığı başka bir şey vardır, öbür grubun yazdığı bir şey vardır. Hangi grubunkinin çıkacağını biliyorduk ve çıktı işte. Bu tarafın, haklı olabilirsiniz, olmayabilirsiniz. Olmayabilir, tabii ki. Bu tarafın, yani bu bir varsayım. Buna inanmak isterseniz olursunuz. Ama ben avukatım, ben avukat olarak hakimin olumsuz karar vereceğini düşündüğüm zaman... Savunmayı bırakıyor muyum? Ben girmiyorum arkadaş, protesto ediyorum... mahkemenin kapısında bekliyorum diyebiliyor muyum ben bunu? Peki. Benden bunu mu istiyor? Peki insanlar? Şöyle söyleyeyim size. Duruşmayı kaybedeceğini bilebilirsin ama hakim eğer taraf tutuyorsa ve hakim siz konuşurken hakim kulaklarını tıkayıp kafasına kulaklık takıp müzik dinliyorsa, sizin verdiğiniz dilekçeleri de okumadan çöpe atıyorsa, sizin savunmanıza mübaşire kardeşim yazdım onu söylediğim bir önemi yok diyorsa, siz o duruşmalara girmeye devam mı edersiniz? Girerim, anlatırım ve bunu da oraya geçirtirim. Yüzüne söylerim, yine geçirtirim onu oraya. Yani ayna tutmak için girerim. Ayna tutmak için. Ama mahkemelerde hakim hakkınız var. Burada yok öyle bir hakkınız. Burada da var. Burada da tarihe geçiyor. Ben girmem diye yönetim kurulu kararı aldığınız zaman tarihe geçiyor. Ne dersiniz? Şimdi mesela barolara diyelim ki yani bu yapılırken siz de oradaydınız. Niye müdahale etmediniz diye tarihe yine geçiyor. Hiç olmazsa biz protesto hakkımızı kullandık. Protesto da bir hak değil midir? Bir başkası, demokratik bir hak değil mi? Bir başkası da şunu söyleyebilir. Girseydiniz bazı şeyleri değiştirme imkanınız olurdu. Girmediğiniz için olmadı. Siz giriyorsunuz zaten onların yerine. Hayır ama girenlerin de elini zayıflatıyorsunuz. Neden? Çünkü... Ya belki de elinizi güçlendiriyorlar. Belki güçlendiriyorlar ama birlik... Siz diyeceksiniz ki şimdi bakın bütün barolar bana karşı ve ben hala buradayım. Ben doğrumu savunmak için buradayım. Onları boş verin efendim. Onlar zaten kötüdür ama ben her şeye rağmen onların doğru bulduğu şeylerde ben de onlardan yanayım diyebilirsiniz. Ufak bir düzeltmeyle bütün barolar bana karşı değil. Yok be İstanbul ve Ankara barolar için söylüyorum. Yani ama onlar bütün değil işte. Zaten Anadolu'nun itirazı da bu. Onlar bütün değil. Biz de varız diyorlar. Bazı barolar bana karşı olabilir. Evet. O karşılıktan muhakkak surette ders alırım. Bazı barolar destekliyor olabilir. O destekten muhakkak surette ders alırım. Yani benim anladığımda sizin barolarla temel ilişkiniz şu... Onlar bu kanun hiç çıkmasını istiyorlar. Bazı barolar. Sizinle şu anda çatıştığınız barolar diyeyim. Siz de diyorsunuz ki kardeşim çoklu baro çıkmasın. Burada hemfikiriz ama bu delege yapısı meselesi biraz problemlidir. Bu değişmelidir diyorsunuz. Bunu kişiselleştirdiğimiz zaman ise çoklu baroyu çıkartmak isteyenler bakıyorlar. Diyorlar ki bunlar birbirine girmiş. Bunlar birbirine girmiş, biz de çıkartalım diyorlar. Bu kadar olay. Size rağmen. Bu kadar, evet bu kadar. Bir ara vermem gerekiyor yine ara. Ondan sonra Mücahit Birinci'nin sorularını ya da fikirlerini alacağız, devam edeceğiz.
Evet Sayın Başkan, bakalım Sayın Mücahit Birinci ne demiş? Bunu ben de dinlemedim, son dakikada geldi çünkü. Mesele öncelikle avukatların örgütlenme özgürlüğüdür. Bu örgütlenme özgürlüğüne Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde ve Havana kurallarında atıflar vardır. Bu atıflar sonucu 135. maddede de, Anayasa'nın 135. maddesinde de bu örgütlenme özgürlüğünün önünde duran bir husus mevcut değildir. Nitekim bizim Anayasa Mahkememiz 2013 tarihli kararında 135. maddeye göre kurulan meslek teşekküllerinin birden fazla olabileceği noktasında bir görüş serdetmiştir. Dolayısıyla bu düzenlemenin anayasaya aykırı olduğu şeklindeki itirazların temeli yok. Başka bir görüş. Bir görüş. Mücahit Bey'e burada katılmıyorum. Şöyle ki anayasa 135 mesleki dayanışma amaçlı meslek örgütleri kurulabilir diyor. Evet. Biz hem anayasa 135'e tabiyiz hem de Mücahit Bey bir bakarsa oraya çok da sevinirim meslektaşım. Tabii çok donanımlı anlatıyor ama Anayasa Mahkemesi'nin vaktiyle avukatlık sınavını kaldıran kanunun anayasaya aykırı olduğuna dair bir kararı var. Sınav varken kaldıran, yıllar önce işte 10 sene önce. 15 sene önce galiba. Sınavın 10 küsur sene evet. Önce, karar 10 sene önce. Karar 10 sene önce, evet doğru. Karar 10 sene önce, 11 sene önce falan. Sınavın kaldırılması da 15 sene önce. Geç verilmiş bir karar ama sınavı kaldıran kanun anayasaya aykırıdır derken avukatlık mesleğini alıyor bir başka yere koyuyor. Yargının kurucu unsurudur diyor. Yargı da devletin 3 temel erki, yasama yürütme yargıdan biridir. Yani devlette 3 kuvvet var. O 3 kuvvetten birinin içinde eşit kurucu unsur. Dolayısıyla farklı. Mücahit Bey'in bahsettiği rehberler odası. Saygı duyuyorum ama baro değil. Biz meslek odası değiliz. Biz yargının kurucu... Bunu ben sürekli yazıyorum ama kimse bunu anlayamıyor. Biz meslek odası değiliz. Mantığını anlayamıyorlar bunu. Anayasanın 135'ine tabi olmak anayasadaki hukuk devleti temel ilkesinin de temel direği olmak... Yani bu yasa o zaman Anayasa Mahkemesi'ne döner mi diyorsunuz siz? Çıkarsa çoklu baro. Çoklu kısmı dönebilir. Yani çoklu kısmı bana göre anayasaya aykırı ama Anayasa Mahkemesi nasıl karar verir bilmem. Rehberler odasında Anayasa Mahkemesi mesleki dayanışmaya aykırı görmemiş olabilir ama avukatlık mesleği özelinde mesleki dayanışmaya aykırı görebilir. Şimdi diyorsun ki bütün barolar karşı. Siz Barolar Birliği karşı ama buna rağmen bu iş geliyor ve sanki bu şekilde geçecek gibi duruyor. Gerçi son aldığımız duyumlara göre Beştepe'den bu konuyla ilgili bir daha bir bakalım falan gibi bir şey gayri resmi olarak bazılarına söylenmiş deniyor. Bilmiyorum doğru mudur değil midir diye. Peki siz bütün bu hükümete ya da saraya yakınlığınıza rağmen bu konuyla ilgili sürekli görüş alışverişinde bulunmanıza rağmen bunun bu şekilde gelmiş olması sizde bir kırgınlık, bir kızgınlık ya bir dakika hissi yaratmadı mı? Ben kimseye yakın değilim. Kurumsal ilişki kurmakla mükellef biriyim. Bütün barolarımız gibi. O barolarımız da bakanlıkla kurmak zorundalar. Ben de bakanlıkla kurmak zorundayım. O barolarımız Barolar Birliği ile kurmak zorundalar. Ben de onlarla kurmak zorundayım. Tam kapılarımız da ardına kadar açık. Benim şahsen de kapılarım ardına kadar açık. Yani kurumsal ilişki bambaşka bir şey. Ve o ilişkinin üst düzeyde olması lazım yaptığımız görev itibariyle. Bunu bir açıklığa kavuşturayım izninizle. Elbette bir üzüntü yaratır. İster o kurumsal ilişkimiz üst düzeyde olsun... İster hiç olmasın ama mesleğimle ilgili bir yanlış düzenleme, mesleğimizle ilgili bir sıkıntı olduğunda hepimiz açısından... Ama sizin bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürme hakkınız yok. Yok. Biz anlatırız. Bizim dayatma hakkımız diyor. Kimsenin dayatma hakkı yok. Bizim bir görevimiz var ama tıpkı mahkemedeki gibi. Yanlışı anlatmak doğru ya da doğru demek. Sorun varsa da sorunun olduğunu kabul edip bunu şöyle düzeltebiliriz diye görüş ortaya koymak. Biz bunu yapmak zorundayız.
Şimdi, görevimiz bu artık. Şimdi bazı avukatlardan, avukat demeyeyim özellikle, bazı baro başkanlarına direkt mesajlar geliyor telefon. Diyorlar ki, Sayın Fevzioğlu, konum itibariyle seçildiği günden bu yana değişen tavrı itibariyle meşruiyetini yitirmiştir. Şu anlamda o gün seçilmesi sebep olan yaklaşımıyla bugünkü konumu arasında fark vardır. Acaba bu yüzden acil bir şekilde bir seçime gidip baro başkanlığı, barolar birliği başkanlığı koltuğunda daha sağlam oturmak için veya belki de oturmamak için bir seçim yapmayı düşünür mü? Bunu talep eden sayın başkanlarımın bir şey yapması lazım. Çok saygı duyuyorum. Bu İstanbul Başkanı değil, bunu söyleyeyim yani. Fark etmez. Bu vesileyle... Anadolu kentlerine geliyor. Bu vesileyle çok baro başkanı tanıdığınız olduğunu düşünüyorum. Yok herhalde, başka bir beden. Hayır. Hepsini tanımıyorum. Neyse, ama. Bu vesileyle. Anadolu, şimdi Anadolu barolarımız muazzam bir iş yapıyorlar bir kere. Onlara çok teşekkür ediyorum. Kendilerini etkilemeyecek olan bir değişikliğe ilkesel olarak müthiş bir karşı çıkışlar. Bana ne yani? Müthiş bir karşı. Siz gazeteci olarak karşı çıkıyorsunuz. Onlar ya bana ne diyebilirdi belki? Ben de derim. Siz de diyebilirsiniz ama siz objektif bir gazetecilik yapıyorsunuz ve söylersiniz. Onlar mesleğimizle ilgili ama benim baromla ilgili değil. Ben susayım demiyorlar. Karşı çıkıyorlar. Ve bayağı da sıkıntısını çekiyorlar. Fakat acaba Sayın Başkanımız kendi barosunun ne düşündüğünü anlamak için bir olağanüstü genel kurul toplar mı? Çünkü bizim desteğimiz avukat tabanında çok farklı. Avukatlar o kadar çok sorun yani var. Yani direkt oylamayı olsa avukat tabanı daha mı güçlüsünüz? Onu mu söylüyorsunuz? Hiç mukayese kabul etmez. Yani yüz binlerce yeni iş olanağı yaratmışız bu kadar sıkıntıda. Adli yardım paralarını ödetmişiz, vekalet ücretlerini ödetmişiz, sınavı getirmişiz, şu olmuş bu olmuş. Bir sürü şey yapmışız. Ve direkt bana ulaşabilir avukatlar. Direkt her türlü sorunlarıyla uğraşırım. Çözerim ama çözemem. Çözdüm diye bildiririm, çözemedim diye bildiririm. Bazen yoğunluktan olsa gerek kendi baro başkanlarına ulaşamazlar. Meslektaşlarım bana ulaşırlar. Çünkü ben ömrümü vakfettim bu işe. Yani başka bir şey yok. Bu. Bundan ben çok konsantre olurum biliyorsunuz. Bir işi aldığım zaman o işi, onun dışında hiçbir hayatım olmaz. Ben böyle yaşıyorum. Dolayısıyla Sayın Başkanımız yetkisini alsın. Yani önce o seçim yapsın, sonra ben seçim yapıyorsun. O yetkisini alsın kendi barosundan. Desin ki barosu ona. Sen durduğun yerde duruyorsun. Helal olsun desin. Ondan sonra biz de konuşalım. Şimdi bir avukat da mesela mail atmış. Bir Barolar Birliği delegesi diyor ki... Huzurunuzdaki beyefendi diyor, ticari sır deyip genel kurulda mali işlere ilişkin konuları açıklamaktan imtina etmiştir. Beğenmediği İstanbul Barosu'nun tavrı sonucu koltuğunda kalmıştır diyor. Estağfurullah, beğenmediği olabilir mi? İstanbul Barosu bütün barolarımız gibi baş tacımızdır. Her baromuz baş tacımızdır. Benim yönetimleriyle ilgili bazı barolarımızın yönetimleriyle anlaşmazlığım olabilir. Ama bunu kişiselleştirmenin anlamı yok. O söylediği de beyefendinin ya da hanımefendinin bilmiyorum. Beyefendi. Mehmet Bey. Doğru değil. Mali Genel Kurul'da sizin belgeleri açıklamama gibi bir lüksünüz olabilir mi? Yok. Yok. Öyle bir şey olabilir mi? Peki son bir görüş kaldı. Bu da tarafsız bir hukukçudan. Doktor Rezan Epözdemir'den. Bakalım Rezan Bey. Daha önce burada konuğumuz da olmuştu zaten bu konuyla ilgili. Rezan Bey ne diyor? Onu da bir dinleyelim. Programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. İyi ki de 2 saatlik bir program yapmışız. Bayağı bir heyecanlı oldu. Şimdi Rezan Epözdemir'i dinleyelim doktor. Ardından son bölüme girelim. Çoklu baro hukuken ve fiilen kabul edilemez mahiyettedir. Bu düzenleme yargılamanın en temel saçağı olan savunmanın da siyasallaşmasına sebebiyet verecektir. Söz gelimi İstanbul Barosu'nda kayıtlı 48.750 kıymetli meslektaşımız bulunmaktadır. Yani İstanbul'da teorik olarak 24 ayrı baro kurulabilecektir. Bu da uygulamada AK Parti Barosu, Cumhuriyet Halk Partisi Barosu, İYİ Parti Barosu, HDP Barosu, Milliyetçi Hareket Partisi Barosu gibi baroların kurulmasına sebebiyet verecektir. Temsilde adaletle ilgili bir çekince varsa bunun yolu ve yöntemi
bu değildir. Bütün Türkiye'deki meslektaşlarımız, kıymetli meslektaşlarımız Türkiye Barolar Birliği Başkanı yönetimini seçebilir bir yöntem olarak. Ya da Kara Avrupası ve Anglo-Sakson ülkelerinin bir kısmında uygulanan konsey sistemine benzer bir şekilde meclis sistemi hayata geçirilebilir. Bunlar üzerinde değerlendirme ve tartışma yapılabilir ama bu düzenleme temsilde adaletin sağlanmasına yönelik bir düzenleme olmaktan uzak, baroların siyasallaşmasına ve baroların etkinliğinin azalmasına sebebiyet verecek bir düzenlemedir. Çoklu baro bir hukuki intihardır. Bağımsız baro bağımsız yargıyı getirir. Bağımsız baro hukukun üstünlüğünü getirir. Bağımsız baro hukuk devletinin en temel güvencesidir. Bu düzenlemenin yegane amacı İstanbul, İzmir ve Ankara barolarını etkisizleştirmek ve özellikle Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı ve yönetiminin seçilmesinde etkisini minimize etmektir. Bu yönüyle kişiye özel bir düzenleme algısı uyandırmaktadır. Ve bu düzenlemeye göre 46 üyesi olan Ardahan Barosu'yla 4999 üyesi olan herhangi bir baro, her ikisi de baro başkanı ve artı üçer delege ile temsil edilecektir. Bu anayasanın 67. maddesine ve temsilde adalet ilkesine açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Bu durum baroların siyaseten bir çekim merkezi haline gelmesine sebebiyet verecektir. Ve bir yandan baroların siyasallaşması üzerine tenkit ve eleştiriler yapılırken diğer taraftan baroların adeta birer siyasi çekim merkezi haline getirilmeye çalışılması çok ciddi bir çelişkidir. Hakeza hak arama özgürlüğü kullanan hukuk devleti kapsamında davasını açma niyetinde olan bir yurttaş söz gelimi İstanbul'da hangi baroya kayıtlı avukatı tercih edecektir? Hak arama özgürlüğünü nasıl kullanacaktır? Acaba mevcut siyasal iktidarda bulunan siyasi partiyle paralel düşünen baroya mensup bir avukatı mı tercih edecektir? Şimdi Reza Bey'in söylediklerini bana genç avukatlar geçtiğimiz 10 gün içerisinde yoğun bir şekilde meylediler ki yani biz mesleğe, yani eskiler tamam onların bir oturmuş durumları falan var ama biz yeni başlayanlar mesleğe ne yapacağız? Bu sefer biz baro seçerken de ya bugünlerde bu baroda olmak daha iyi diye bir baro seçeceğiz. Belki yarın bir gün o barolar arasında gitgeller olmaya başlayacak diye genç avukatlarda da çok büyük tedirginlik var bu çoklu baroyla ilgili olarak. Reza'nın söylediği de büyük ölçüde doğru. Ne diyorsunuz bununla ilgili? Zaten hep söylediğimiz bu. Peki, hep söylediğiniz buysa... Yani bütün konuşmacılar Mücahit Bey haricinde yani sizin seçtikleriniz... ...çok farklı siyasi dünyalardan geliyorlar. Evet. Bir kısmıyla anlaşırız, bir kısmıyla anlaşamayız. Bir kısmıyla dünyamız aynıdır, bir kısmıyla dünyalarımız, her şeyimiz farklıdır. Ama çoklu baro konusunda hepimiz hemfikiriz, karşıyız. Evet. Peki şimdi şunu soruyorlar, bunu izleyiciler de soruyor. Fatih Bey diyor, ne hukukçuyum ne başka bir şeyim. Ancak kısa bir soru olacak, Metin Bey'e sorar mısınız diyor. Bu örnek olduğu için söylüyorum, bir sürü var böyle. Çünkü diyor ki, çoklu baro sistemine madem karşıydı, meslektaşlarıyla beraber niçin yürümedi ve meslektaşlara dayak yerken niye orada değildi? Teşekkür ederim. Şimdi dedim ya, ortalık toz duman, bir bilgi kirliliği var ve bu da sizin vasıtanızla doğruları anlatmak için bir vesile benim için. Hı hı. İşte buraya gelmesem, siz beni çağırdınız. Buraya gelmesem, siz benim hakkımda, benim yaptıklarım hakkında bir fikir sahibi olacaksınız illaki. Ama başkalarından duyacaksınız, dolaylı duyacaksınız. Ben direkt size söylemeyi tercih ediyorum. Çok daha doğru bir yöntem bu. Direkt iletişim. İşte bizim de mecliste yaptığımız bu. Yani bizim düşüncemizi meclisin, Cumhurbaşkanı'nın, meclisin, bakanlığın basından okuması ya da gönderdiğimiz mektuplardan okuması yerine biz kendimiz gitmeyi tercih ediyoruz. Bu bir yöntem. Öte yandan yürümek de bir yöntem. Miting yapmak da bir yöntem. Bu yöntemlerin birini tercih eden diğerine sen niye öyle yapıyorsun dememeli, diyemez. Ben yürüyene niye yürüyorsun diyemem. Çünkü o zaman benim gibi yani düşün. Yani diyorsun ki onlar demokratik haklarını öyle kullandılar, ben böyle kullandım. Şöyle, aynen öyle diyorum ama sizin tam reklama girmeden çok doğru bir noktaya temas ettiğiniz, o açıkta kaldı. Bazen işte yürüyen, yürümeyenle aslında aynı davayı savunuyorsa birbirini destekleyerek gider. Burada öyle olması lazım. Bu işi şahsileştirince benim üzerimden birileri... Onları siz şahsileştirmek suçluyorlar. Tabii, yok. Benim üzerimden bu işi konuşturmaya başlayınca mesele çıkan kanun değil.
şahıs olarak Metin Feyzi olarak birileri tarafından takdim edilince bu dışarıya farklı yansıyor. Biz meselemizi gideriz genel kurulda çözeriz kendi aramızda. Biz meselemizi tabii canım biz kendi kurullarımızda çözeriz. Ama dışa karşı bence çok... Peki niye mesela Barolar Birliği bir kanun teklifi hazırlayıp kardeşim bu da bizim teklifimizdir diye getirmedi? Şimdi mesela Ramazan Bey bir şey hazırlamış bana yolladı mesela onu geçen hafta okudum. Biz yıllar önce hazırladık. Verdiniz mi onu peki? Tabii canım vermez olur muyuz? Adalet Bakanlığı'nın elinde var. Tabii pek ki. Pekala alınmadan anlıklıdır. Peki bakın mesela bu söyleyeyim yani yabancı birisi değil. Cavit Bey, Kayseri Barosu Başkanı Cavit Dursun diyor ki Anadolu Baroları tabiri içine kimler giriyormuş? Anadolu Baroları olmanın kriteri nedir? Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nda niye meclise baroların gitmesini reddetti? Ve çoklu baro gelirse istifa edecek mi diye soruyor. Cavit Bey başını dinlememiş programın. Çok sevgili dostum, hemşerim. Ama Kayseri Barosu'nu bir olağanüstü genel kurulu eğer toplarsa oradan Kayseri Barosu'nun desteğini alması lazım. Çünkü Kayseri Barosu acaba daha sözü dinlenir, daha yani figüran rolünden çıkıp tüm Anadolu barolarıyla birlikte biz de varız denilmek istiyor mu? Oradan bir yetki alması lazım. İkincisi... Ama hep şimdi o zaman siz de yetki almadınız. Şimdi bütün baro başkanlarını siz o tabii. da yetki alsın, bu da yetki alsın. Yok, siz de yetki alın o zaman. Ben yetki almışım zaten. Onlar da almışlar. Şimdi bu konuda yani bakın baroların gücünü... Bu konuda siz de yetki almamışsınız. Bütün barolar karşı kez nasıl yetki aldım dersiniz bütün dersiniz. Barolar karşı, efendim, bütün barolar karşı çok değil. Karşı. Şunu demek istiyorum ben. Kayseri Barosu'nun delege sistemi içindeki gücünü arttıran bir değişiklik geliyor. Bu değişikliğe, bu kısmına eğer karşı çıkıyorsa sevgili başkanım, burada Kayseri Barosu'nun menfaatine aykırı bir şeye karşı çıkıyor. Çoklu baroya karşı çıkarken demiyorum. Kayseri Barosu'nun delege sayısının etkili olması. Son şunu da söyleyeyim. Hatırlayacak başkanım bir unutkanlık durumunda sanıyorum. 3000 kişiye, 3000 avukata bir delege formülü, 5000 değil ama 3000'e bir delege formülü, Kayseri Barosu Başkanımızın İç Anadolu Baroları bölge toplantısında kendisinin ortaya attığı formüldür. Şimdi ben benim formülüm değil bakın, onun formülü. Şimdi Sayın Başkan bakın, avukat Sibel Suyuşmez, Trabzon Barosu Başkanı diyor ki biz aylardır Sayın Cumhurbaşkanı'na randevu almasını istedik, bize bir randevu bile almadı. Bir başkan düşünün ki baro başkanları onun kredajı içinde saatlerce kalmasına rağmen oraya gelip bir destek vermedi, bugün şimdi, hala konuşuyor diyor. Bu Trabzon Barosu Başkanı. Bir dakika başkanı. Ben de buna bir cevap vereyim. Peş peş okuyayım, hepsine cevap vereyim. Oldu. Anadolu ya da Rumeli baroları yoktur. Türkiye baroları vardır. Baroların birini temsil etmek ve önemli konularda baroların çoğunluk görüşünü alarak buna uygun hareket etmek de birlik başkanının görevidir. Kendisi avukatların değil, baroların çatı örgütünün başkanı olarak seçilmiştir. Avukatlar Birliği başkanı değildir. Başkanına ulaşamayıp TBB başkanına ulaşan 10 avukat saysın, ben buradan istifa ederim. Baroları başkanları temsil eder. Türkiye Barolar Birliği başkanı değil. Adli yardım paralarını ödettik, o yüzden avukatlar beni sever cümlesi tüm avukatlara saygısızlıktır. Ayrıca adli yardım ödemeleri hala neredeyse 2 yıl geriden gelerek ödenmektedir. Bu da ayrı bir dava. Son olarak onlarca baro başkanına Ankara girişinde uygulanan zulme hoş olmadı. Polis daha anlayışlı olabilirdi gibi cümlelerle tarihte hiçbir baro başkanına kurmayı nasip olmamış cümlelerdir. Saygılar, iyi akşamlar. Aydın Barosu Başkanı Avukat Gökhan Bozkurt. Sayın Başkan. O da mı yetki alsın gidip? Hayır, yok. Lütfen müsaade edin. Tabii, birkaç buyurun. Dakika. Sayın Başkan çok önemli bir şey söyledi orada. İşte biz ona da karşıyız. Türkiye Barolar Birliği, avukatların birliği değildir. Barolar Birliği dedi ya, bak bu doğru işte. Buna rağmen temsilde farklılık olması lazım diyoruz. Sayın Başkan'ın görüşünden yola çıkarsa, zaten bir kısım oradan yola çıkıyor. Her baro... Fatih Bey, hı-hı, bu kadar tehlikeli bir şey söylüyor ki Sayın Başkan. Her baro bir temsilciyle delegasyonda temsil edilsine gider o. Fark ettiniz değil mi? Evet. Yani şimdi kendi içinde çok yoğun bir çelişki var. Türkiye Barolar Birliği baroların örgütüdür, avukatların örgütü değildir. Bir dakika. Peki kısmen doğru, kısmen yanlış. O zaman da diyor ki birileri, her baro bir oy hakkına sahip olsun. Yani 50 bin kişilik baroyla
30 kişilik baro. Oraya varır o. O oraya varır. Şimdi bu Ankara girişi meselesini aydınlatalım mı? 2-3 dakikamız var mı? Çünkü bu çok soruldu. Çok kısa. Mecburum bunu. Bitti diyorlar çünkü de. Ama bunu aydınlatmaya mecburum. Çünkü son söz... Gittiğinizde görünmediniz, gitmediniz Sayın Başkan. Aa, gittim. Şöyle. Anıtkabir'deyiz o sırada. Müsaade buyurun. Müsaade buyurun. Lütfen. Şimdi. Bir SMS geldi telefonumuza. SMS. Ben birlik başkanıyım. Ankara Barosu'ndan geliyor. O SMS de ben Ankara Barosu üyesi olduğum için geliyor. Yani biz böyle... Barolar Birliği Başkanı'na yollanmış bir SMS değil canım, o. Otomatik makineden geliyor SMS. Plan bu, program bu diye. Oradan öğreniyoruz. Bizim yaptığımız bir organizasyon değil. Ha, %100 saygı duyuyoruz ayrı. Biz dedik ki biz yürümek yerine böyle bir yöntem tercih ediyoruz. Yürüyenlere de saygımız sonsuz. Ama dışa karşı paramparça bir görüntü vermemek için... Keşke desteğe gitseydiniz. Bir dakika. Başka bir şey yaptık. Desteklemediğimi nereden çıkarıyorsunuz? Nasıl çözüldü o iş? Oraya gitmek ayrı, Anıtkabir'de buluşalım ki dedik. Anıtkabir'e. Çünkü program bize bildirilen, SMS'le bildirilen program Ankara girişinden baro başkanları gelenler gelecek. Oradan Anıtkabir'e geçilecek. Anıtkabir'de bir birlik görüntüsü hepimizin en azından çoklu baro noktasında aynı durduğumuzu gösterir dedik. Peki, beklerken Anıtkabir'de, merdivenlerin orada bekliyoruz. Bir sürü baro başkanı var yanımda. Polis otobüsleri durdurdu dendi. O zaman içimizden biri dedi ki, bir saygı duruşumuzu yapalım, ondan sonra hemen dağılalım. Hızlıca saygı duruşunu yaptık, dağıldık. Ben bakanlığa koştum. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyeleriyle oradaki yürüyüşe katılmamak ama Anıtkabir'de buluşmak üzere gelen baro başkanlarımız da bakın dikkat buyurun yürüyüşe gittiler. Yani haksız yere önlendiği için. İşte siz gitmediniz. Bir dakika ben nereye gidiyorum? Ben sorunu çözmek istiyorum ve çırpınıyorum. Sabaha kadar çırpındım. Nasıl? Ortada bir temel hak kullanımı talebi var. Polis önlemiş. Neden oldu diyoruz. Ben bu yarım saat, bir saat içerisinde çözülür. İki telefonla çözeriz diye bakıyoruz. Sonra öğreniyoruz ki idare hatalı, Ankara Barosu yönetimi hatalı. Neden hatalı? Siz Türkiye'nin baro başkanlarını çağırıyorsunuz. 18 bin avukata SMS atıyorsunuz Ankara girişinde karşılayacağız diye. Valilikle organizasyonu yapmamışsınız. Şimdi ben... onlarca toplantı düzenledim, yürüyüş düzenledim falan filan. Tertip komitesi oluşturursunuz. Kamu güvenliğini sağlamak için, yaya güvenliğini, araç güvenliğini sağlamak için şeritler çekersiniz. Tertip komitesi bir vali yardımcısıyla birlikte çalışır. Dilekçeyi vermişsin, çak içeriye. Cuma günü vermişsin dilekçeyi. Pazartesi, yani mesainin ilk gününde bu işi yapıyorsun. Ya o kadar suçlu yani. Hayır, suçlu olur mu? Öyle diyorsunuz, yapmayın. Ben onu demiyorum. Bakın, baro yönetiminin takipte sorunu var bu işin. Baro yönetimi bu işi yeterince takip etmemiş. Onlarca baro başkanını çağırıyor, organizasyonu yapmamış. İdare, polis kesiyor. Siz gördü özgür ki, bir ülkede bunlar için böyle ekstra bildirirsiniz. Kanunen bildirirsiniz. Haklısınız, karayolu yalnız. Eskişehir karayolu. O zaman diyeceksiniz ki işte kaldırımdan yürünecek falan olacak filan olacak. Bunlar için tertip komitesi var. İzin almak diye bir zorunluluk yok ama düzenlemek gibi bir zorunluluk var. Evet. Güvenliği sağlamak için. Güvenliği sağlamak için üstüne düşeni yapmamış bu taraf. Bu tarafta idareye geldiğim zaman da bunlar üstüne düşeni yapmamış ama onlarca baro başkanı gelmiş. Bunların sıkıntısını, bu eksikliği ben hoşgörüyle, esneklikle şimdi kapatıyorum. Bir saat içinde hoşgörü çözülür demiyorsun. Hoşgörü güzel. Hayır. Demiyorsun ama bunu. Demiyorsun. Yani şu yöntemdeki eksikliği idarenin fazla mesaisiyle kapatman lazım. İnatlaştı. İdareyle bu taraf bu yanlış yaptı. İdare inatlaştı. Olan 26 saat orada bekleyen kıymetli başkanları oldu. Ben nasıl uğraşmamışım? Sabah 4'te en son Adalet Bakanı ile konuşuyorum. Ve en son da Sayın Cumhurbaşkanı'na mesaj gönderdim. Sayın İçişleri Bakanı ile görüşerek sorunu çözdüm. Sorun böyle çözüldü. Ve sorunu çözerek gittim oraya. Ha bana denebilir ki niye daha önce gitmedin? Yönetim kurulumuz orada.
Yönetim kurulumuz orada. Ben de çözmeye çalışıyorum. Başkan önemli. Nasıl ki meclisteki şeye gitmiyorsanız başkanlık makamı zedelenmesin diye başkanlık makamı olarak avukatların yanında görünmeniz gerekiyor. Gittim. Başkan. Gittim. Ama sorunu çözüp gittim. Ama sorunu çözüp gittim. Peki sağ olun. İnşallah herkesin çabası, sizin de katıldığınız bu çabalar sonuç verir. İnşallah bu çoklu baro ne diyeyim yanlışından dönülür. Diğerleri sizin iç meseleleriniz ama çoklu baro gerçekten bana da son derece, yani avukatlar birbirlerini nasıl seçerler, ne yaparlar onu böyle hiç ilgilendirmiyor. Ama çoklu baro bir hukuk devletinde görmek istemediğimiz sonuçlar doğuracağı için ve çok kısa süre içerisinde büyük pişmanlığa sebep olup affedin bize kandırıldık demeye sebep olacağı için karşıyız. Bu iç, bu iç meseleleri şahsileştirmesek sorunu çözmekte daha güçlü oluruz. Ben de bunu söylemiş olayım. Sağ olun Başkan. Hocam ağzına sağlık. Sağ çok olun. Teşekkürler. Baroların eleştiri yağmur gibi geliyor. Baro başkanı tanımıyorum ama anladığım kadarıyla telefonumu dağıtmışlar. Bütün baro başkanlarından mesajlar geliyor. Hepsini tanımam mümkün değil. Bir ikisi dışında. Değerli izleyiciler, biraz aydınlatmaya çalıştık. Peki özet geçemeyeceğim. Programı uzattık ama görülür ki baroların büyük bölümüyle, hepsi demek mümkün değil, Barolar Birliği Başkanı arasında ciddi bir ayrı mesele var. Barolar Birliği Başkanı diyor ki biz bu işi konuşarak çözmeye çalıştık. Barolar diyor ki konuşarak çözülmeyeceği belliydi. Boşuna uğraştık. Tepeden inmeci bir yasa dayatılıyor. Bu bizi kale bile almayacaklardı. Kendimizi kullandırmadık diyorlar. Sayın Başkan ise konuşarak çözmeye çalıştık diyor ama çözememediği görülüyor. Ancak belki bundan sonra bu tepkiler göz önüne alındığı zaman Sayın Başkan'ın ve Anadolu Barolarının ve her görüşteki samimi avukatın, hukukçunun görüşe dikkat alındığında hala benim için de bir umut var. Belki bu yasanın bu bölümü yeniden bir gözden geçirilir diye. Hoşça kalın efendim.